Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Yaklaşık 3 saatlik uzun bir yayın maratonu bizleri ve elbette sizi bekliyor. Savaş Çorlu ve Ogün Şahinoğlu konuklarımız, kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hepimiz için iyi yayınlar olsun. Birazdanlarımız var. Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle alakalı konuşacağız. Ogün Şahinoğlu ve Savaş Çorlu bizlerle beraber. İlk olarak ev sahibi takımla ilgili belki değerlendirmelere başlayalım. Genel değerlendirmelerimiz de mutlaka olacak. Pozisyon pozisyon, oyuncu oyuncu, hangi taraf daha verimli bir performans ortaya koyabilir? Tüm bunları masaya yatıracağız. Beşiktaş'ta derbi öncesinde nasıl bir atmosfer hakim? Takımlardaki son durumları konuşarak başlayalım. Yani Ümraniye maçıyla birlikte tekrar bir o Trabzonspor maçının moral bozukluğu üzerinden atıldı Beşiktaş'ta. Çünkü o yarış içerisinde özellikle Şenol Hoca'nın bir 3 maç üst üste puan kaybı yaşadığı dönem vardı. Sivas, Karagümrük, Antalya maçları. Sonra bir 5 maçlık galibiyet serisi bir Trabzonspor. Yani arada mesela 1-2 maç fazlası olsa böyle galibiyet üzerine, beraberlik yerine şu an çok daha farklı bir atmosferde çıkılırdı. Elbette küçük de olsa bir umut ışığı var. Belki hani imkansız görülüyor ama matematiksel olarak sonuçta bu umut var ve Şenol Hoca da bunun peşinden gideceklerini söylüyor. Biz her maçı kazanmaya bakacağız. Ligin sonunda 1 mi oluruz, 2 mi oluruz, 3 mü oluruz? Bunu göreceğiz dedi. Hatta yani sadece 2-3'ü konuşmadı. Arkamızdan gelenler de vardı sonuçta. Orada da bir puan farkı olarak matematiksel olarak yakalanma şansı var. Burada Beşiktaş'ta kafalar çok rahat bir şekilde hazırlık yapıldı. Neden? Çünkü Ümraniyespor maçının ilk 11'i zaten aşağı yukarı derbiye çıkacak diye en başından beri belliydi. Şenol Hoca'nın burada derbide kimi oynatayım, kimi yedek bırakayım derdinde yaşamadığı bir hafta oldu. Bir tek belki hani Rose mi, Onur mu mesela. Onun dışında hiç soru işaretinin olmadığı bir haftaydı. O yüzden sadece derbideki 11'inde değil de rakibinin oyun planlarına ve kendisinin çıkaracağı 11'deki oyun planlarının ne şekilde işleteceğine yönelik daha fazla zaman ayırabildiği bir hafta oldu. Takıma verdiği izin gününde Şenol Hoca izin yapmadı. Tesislere gitmişti. Hatta ertesi günde ilk idmanda saat 17'deydi antrenman ama Şenol Hoca sabahın erken saatlerinde kimse yokken antrenman tesislere gitti. Ekibini topladı, çalışmalarına başlamıştı. Burada tek tek oyuncuları birazdan elbette konuşuruz ama dediğim gibi Beşiktaş'ta hani bir rahat atmosfer var açıkçası. Öyle çünkü Galatasaray kadar kaybedecek bir şeyi olan taraf değil Beşiktaş şu an. Sonuç itibariyle yarıştaki pozisyonu belli, durumu belli. Ama elbette ev sahibi, taraftarın önüne çıkacağı bir mücadele ve Şenol Hoca gibi bir teknik adam var. Her maçı kazanmak isteyen, hazırlık maçı dahi oynansa kazanmak isteyen bir teknik adam ki bunu Atletico Madrid maçı gösterdi bize. Bir hazırlık maçıydı ama İnanılmaz bir ciddiyet vardı maçta. Ben iki tarafı adına da keyifli bir mücadele bekliyorum. Savaş Çorlu Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a takılmasıyla beraber mutlaka moral kazandı. Karagümrük beraberliği belki yıpratıcı oldu Sarı Kırmızılı camia için. Ama geçen hafta nasıl başladıysa öyle bitti. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde Beşiktaş da dahil olmak istiyor yarışa ve mutlaka kazanmak zorunda siyah-beyazlılar. Galatasaray'da bu derbi öncesinde atmosfer nasıl? Şimdi o günün söylediği Beşiktaş daha rahat, Galatasaray Fenerbahçe puan kaybetmemiş olsaydı, eğer İstanbulspor maçından 3 puan ayrılmış olsaydı bugün çok ciddi bir Beşiktaş'ın moral, motivasyon, psikolojik bunun içine ne koyarsak koyalım böyle bir avantaj olabilirdi. Galatasaray Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle beraber Gomis krizini 24 saatte çözmesine neden oldu. O eğer Fenerbahçe'nin puan kaybı değil de kazanmış olsaydı bugün biz belki de bu akşam yarın akşam yapılacak antrenmanı Aslantepe'de izleyebilirdik. Çünkü o planlamalar yapıldı. O psikolojiyi bir anda dağıtmak için her şey yapıldı. Şu anda Florida aynı o gün anlattığı gibi çok iyi bir hava var. Gomis'in oyuncularla toplantı yapıp kaptanların toplantısı belki bu akşam belki yarın akşam toplu bir yemek yenilecek. Okan Hoca evet belki Şenol Hoca kadar tecrübe olarak baktığımız zaman değil ama bir sonuçta şampiyonluğu var, kupası var. Evet. Ve bugün bakıldığı zaman, son haftalara bakıldığı zaman iki takımın da artıları birbirine çok yakın. Hazırlık maçında dahi gol yemedi. Atletico Madrid önüne verdi, çok doğru. Şöyle son 10 maça baktığı zaman Beşiktaş'ın yediği gol sayısı oldukça az. Attığı gollere baktığı zaman da çok ciddi gol sayısı var. İki takımın
oyun düzeninde, oyun şablonunda ben çok bir şey değiştiklerini zannetmiyorum. Geçen hafta burada Beşiktaş maçının kadrosu açıklandı. Rozier'i gördüğümüz zaman ben de o gün gibi bu adeta bir derbi provası demiştim o maç için. Bugün gelinen noktada Okan Hoca'nın da bundan önceki o Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi bir sürpriz, bir değişiklik beklemiyorum. Aynı oyun mantalitesi. Geçen hafta Karagümrükspor'a kaybettiği o puanda olduğu gibi 11'in aşağı yukarı konuşuruz. 10 tanesi belli. Belki de aynı 11'le çıkacak. Bir orada Ada Kubbe ve Kazım arasında belki bir değişiklik. Dubois olmayacak. O 11'de değişiklik. Zaniolo Icardi olur ama işte. 11'de? Evet. Zaniolo yok. İşte o değişiklik. O değişikti. Yani Zaniolo baktığın zaman. Şimdi bir değil iki olabilir. Bir tek zaten Raşitsa ve Icardi şimdi olacak. Onu, ya da yok, hayır, bir değil iki olabilir Galatasaray'da. Orada her şey şuna bakıyordu işte. Sol beke bir yerli. Yani o Dubai'yi oraya koyduğunuz zaman bütün taşları yeniden atıyorsunuz. O da kolay bir şey değil. Yani o zaman Fenerbahçe maçında olduğu gibi Dubai, hatta orada dört yerliyle çıkmıştı. Berkan da vardı. Buraya sol beke Dubai'yi koyduğunuz zaman bu sefer ya Berkan'ı koyacaksınız ya da Rasistan'ın olduğu yere Barış Alper'i koyacaksınız ya da Yunus'u koyacaksınız. Yani böyle bir şey var. Okan Burun yerinde olsam önce Dubois'a yazarım bu maçın 11'ine. Sonra geri kalanı doldururum. Ama öyle değil. Ha, olabilir. Şöyle, ben de öyle bekliyordum. Yani bugün, yarın akşam son anda bir değişiklik yaparsa bilmem ama Dubois orada değil. Çünkü Dubois'u koyduğu zaman bütün sistemi bozuluyor. Ya haftalardır belki bu maça hazırlanıyorsunuz. Geçen hafta da aynı şekilde. Nasıl ki bir hafta önceden bu maçın hazırlıklarını kafada yapıyorsunuz. Burada görünen noktada şimdi Dubois'u buraya koyduğun zaman tekrar söylüyorum. Lucas Sergio ikilisini bozmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da Raşitsa'yı bozacaksın. Başka? Fenerbahçe maçına gidecek olacak. Icardi'yi kulübeye atıp oraya Barış'ı koymak zorundasınız. O üçüncü yerli. Birisi Raşitsa, diğeri Kazım'la Ada Kubbe. Birisi yerli yabancı ama ikisi de yerli oynadığı için. Orada şu anda 10 tane isim belli. 11. isim de yarın akşam Ada Kubbe ya da Kazım diyebilirim. O yüzden orayı ben biraz iddialı olacak ama Dubois diyenler var, Dubois yok. Dubois başlamayacak. Dubois 11'de başlamayacak, evet. Yani bu hangi senaryoyu tercih ederdin? Yani Dubois mesela şu var. Dubois'un oynadığı bir oyun sisteminde ya Berkan ya Barış Alper. Yani şimdi orada da bir iki yeri bozuyorsun ama işte o yüzden yani. Abi iki yeri bozmayacaksın. Ya merkez, Dubois'u koyacaksın sol bek. Ya kanat. Ada Kubbe'den çok daha iyi bir oyuncu. Çok daha iyi bir oyuncu ve Beşiktaş deplasmanında oynuyorsun. Savunmanın solunda bu kadar zafiyet yaratan bir oyuncu karşısında Redmond ve evet. Rozier ikilisi olacak. Onları Ada Kubbe ve Kerem'le karşılayacaksın. Birinci senaryo bu. Zaten Beşiktaş'ın sana bu noktada Dubois'u oynatmadığın takdirde nereden zarar vereceği çok açık. O yüzden ben önce Dubois'u yazarım Okan Hoca'nın yerinde olsam. Sonrasında Raşitsa'nın yerine belirleyeceğim Türk oyuncuyu tercih ederim. Ama şöyle bir şey, ben de mesela bence doğru olan bu Beşiktaş deplasmanında olduğun için bir kere daha altını çiziyorum. Ama Dubois da şöyle bir şey. Dubois şimdi Ada Kubbe ile Kazım'ın performanslarını gördükten sonra tamam ama şimdi elinde bir orijini sol bek olan oyuncu var, iki tane. Hiç fark etmez. İstediği kadar orijini sol bek olsun. Hangisi daha iyi oynuyor pozisyonda? Bu maçta mesela şimdi öyle bir şey oldu ki Dubois geldi, çok kötü bir performans sergiledi. Niye bu sefer elindeki sol bekleri oynatmadan olacak? Abi her tercih bir riski beraberinde getiriyor. Evet, ağırlıklı olarak sağ bek olsa da sol bek pozisyonu yabancı bir oyuncu değil. Ya oynadı. Yabancı bir iki oyuncu değil. Ama şu var abi şimdi. İyi bir oyuncu ve iyi oynuyor pozisyonu. Sadece sol ayaklı değil yani. O bazen bir saniye çok şeyi kazanıyor. Sağ ayağıyla çekip sol ayağıyla vurana kadar rakip orada hemen kapanmış oluyor. Ya da ona topa müdahale etmiş olabiliyor. Evet, savunma yönüyü ama bu maçta özellikle rakibiniz çok hızlı ve hücum oyuncuları var. Orada yapılacak. Ortalarda çok böyle klas müdahaleler olması lazım. Ben de Dubai derim ama Dubai'yi oraya koyduğunuz zaman bir anda o şablon değişiyor. Sergio ya da Berkan olması lazım. Diğer taraftan tekrar söylüyorum. Kimi kesersin? Orta sayı asla bozmaz. Tamam, o zaman mecburen Raşit sayı. Ama şimdi bak. Üzülerek. Peki bir şey söyleyeceğim. Diğer tarafa bakıyorsun. Redmond var, Cenk var. Çok evet. Formda oyuncular. Galatasaray'da bana göre geçen hafta Raşitsa'da genel anda takımda bir düşük vardı. Raşitsa'nın o düşük performansı o da oydu. Raşitsa'nın sağ ayağı var, sol ayağı var, orta saha yardıma geliyor, şut çekiyor. Orayı bozduğun zaman bu sefer o da riskli olmuş olacak. Tamam, sol bekte böyle bir riskle bir deplasman derbisini oynayacağıma ön taraftan risk almayı ben tercih ederim. Bir de bu riskin şöyle bir taraf yanı var. Herkesin tabii ki görüşü karşısındaki oyuncu da çok önemli burada. Evet. Yani karşısındaki oyuncu Redmond değil de hani Cenk olsa mesela biraz daha farklı düşünebilirsiniz. Ama Redmond Cenk'e göre çok daha süratli, çok rahatlıkla savunma arkası koşusunu yapıp topla birlikte de bir o kadar rakibini ekarte edebilen bir oyuncu. Fenerbahçe derbisinde gördük bunu. O 40 metrelik bir
koşu bandını yani orada 3-4 oyuncunun arasına süzülerek gitti. Şimdi Adekugbe burada savunma performansı zaten düşündürüyor. Bir de yerleşik savunmada da problemli Redmond'a karşı. Çok rahat ve çalım atabilen bir oyuncuya karşı çok rahat ve çalım yiyebilen bir oyuncu var. Ve Duba'nın farkı şu. Yani Duba fiziksel özelliklerini ayırt edebiliriz ama ya oyun aklı çok farklı ama işte. Biraz burada savunmada pozisyon almayı çok iyi bilen bir sol bek. Biraz da hazırlanmak önemli burada. Mesela Kayserispor maçı 6-0'lık maç maçın en iyi yerlerinden bir tanesiydi. Ben mesela ilk başlangıçta Adekupe'yi ama o 10-11. Dakikadan sonra başladı. En iyilerinden bir tanesiydi. Hem kademelerde, hem topa basmada, hem ikili mücadelelerde. Karagümrük maçında da en kötüsü. Karagümrük maçında en kötüsü. Bir hafta önce de kötüydü. Burada tabii hazırlanmaya bağlı, motive etmeye bağlı. Orada da Okan Hoca işte yarınki idmandan sonra muhtemelen konuda kararını verecektir. Ama aldığım bilgi içeride şu salon yapılan iki idmanda da tercihini orada Adekupe ya da Kazım Ayan'a kullanacağı. Ben son maçın 11'i gibi Adekupe olacağını düşünüyorum. Yani orada Zaniolo, Icardi değişikliği dışında bir şey olacağını pek ihtimal vermiyorum. Bu arada şimdi, ya mesela sol beki bozmak yani sol beki değiştirmek için orta sahayı bozmak yerine sol bekte Adekupe'yle çıkmayı tercih ederim. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Orta sahayı bozmak hiç aklımıza bile gelmeyecek bir yani senaryo. Yani A, B, C senaryolarını okudum çok ben bugün mesela Mehmet Özcan'ın. Hani orada Berkan, Oliveira ikilisini gördüm. Dedim ki hani bu ikiliyle ama, çıksa dedim. Ama şimdi Raşit Sey'i kestiğin zaman orada kim olacaksın? Alanya'daki Barış Alper Yılmaz oyuna girdikten sonraki performansı da mesela çok olumsuzdu. Ya Barış kim? Alper Yılmaz'ın derbi maçtaki performansı çok iyiydi. Bazen maç performans. Her futbolcu aynı standartta gidemeyebiliyor. O konuca bunu doğru söyleyecek. Şöyle bir soru sorayım sana. Aynı zamanda sana da. Sadece bu derbi özelinde değil. Genel bir derbi düşünelim. Hani Liverpool Everton gibi bir derbi değil. İki takımın da şampiyonluk mücadelesi verdiği, iki takımın da sağlam bir mücadele verdiği bir derbi ortamı düşün. Deplasmana çıkacak takımsın. Kötü bir savunmacıyla oynamak mı daha büyük bir risk? Yetersiz bir hücumcuyla oynamak mı daha şöyle, büyük bir risk? Şöyle önce ben bir cevap buna vereyim. Sonra o gün de mutlaka. Şimdi elinde sol bekede yatkın Abdülkerim Bardakçı ve Nelson varsa orada çünkü bazı maçlarda Abdülkerim Bardakçı Kazım'ın oynadığı maçlarda hatta geriye dönüp Mehmet Taşdemir'in oynadığı bazı maçlarda da sol beke çok olağanüstü yardımcı oluyordu çıkışlarda. Burada da bunu düşünerek ileride Raşit Sam'ı daha etkili olur yoksa sana burada Adekupe ya da Kazım Can mı savunmada Abdülkerim ve Nelson'unuz varsa ve gününde olurlarsa ben orada ileriyi tercih ederim yani yine Raşit Sam'ı tercih ederim orada olmasını. Ben hangisi daha risk diye soruyorum. Hani risk olarak hangisi daha risk olursa ileride Raşit Sam olması bana göre daha az. Çünkü orada tekrar söyleyeyim. Adekupe olmadığı ya da Kazım'ın olduğu yerde Abdülkerim Bardakçı'yı biraz daha oraya yakın oynattığınız zaman o çözümünü çözebilirsiniz. Önceliğim savunma olur. Aynen. Yani çünkü rakip de gol atıyor. Aynı şeyi söylemiyorsun. Aynı şeyi söylemiyorum. Önceliğim savunma olur. Adekupe'yi kesip Duba'yı oynatırım. Neden? Çünkü bir deplasmanda oynamanın bir dezavantajını yaşıyorsun zaten. İster istemez baskıyı görüyorsun. Yani burada ev sahibi olan takımın bir baskıyla başlayacağını hissediyorsun. Dolayısıyla çok doğru pozisyon almak gerekiyor senin savunmada ve karşısındaki bireysel olarak da oyunculara bak. Tek tek eşleşmeler çok kıymetli burada. Eşleşmelerde karşılaşacağı oyuncu Adekugbe'nin Redmond değil Gezal olsa biraz daha savunması kolay olabilir bu arada. Evet. Ama burada karşısındaki oyuncu çok rahatlıkla kendisini devre dışı bırakabilecek bir oyuncu. Ve dolayısıyla benim mi daha çok kazanmaya ihtiyacım var, rakibim mi? Ya da hangimiz kaybetmesek daha avantajlı oluyoruz? Yani Galatasaray. Peki, Galatasaray kaybetmese daha avantajlı oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Sivasspor'a karşı oynayacağı maçın neticesi de bu mücadeleye dair hocaların planlarını etkiler. %100. Şu anda belki de o zaman o maçtan sonra, maçtan önce idmanlar yapılıyor gerçi ama maçtan önce yapılan idmandan sonra hoca değişiklik yapar mı? Zannetmiyorum ama psikolojik olarak çok etki edecektir. Net bir şekilde iki takım açısından da Beşiktaş çok rahat dedi ya mesela o gün demin. Galatasaray bir defa rahat olan 6 puan önde. Fenerbahçe'nin kazanması halinde yine o puan farkı 6 olacak. Fenerbahçe kaybederse puan farkı bu sefer 9-9 olur mesela. Çok daha başka bir. Her türlü avantaj psikolojik olarak Galatasaray'da. Seyirci, saha, kadro avantajı tamam belki Beşiktaş'ta. Orada kaybetmeyen bir Beşiktaş var. Bu sezon derbi kaybetmeyen bir Galatasaray var. Dubo konusunda da şöyle bir gerçek var. Mesela Şenol Hoca bu maçın kadrosunu geçen haftadan hazırladı ve Rozier'i 2 ay sonra galiba 11'e koydu. Şimdi Duba da 6 maç yukarıdan sonra evet. Aşağı yukarı 2 aydı. Ben geçen hafta bir baktım. O yüzden burada da Duba bu maçta oynayacak olsaydı Duba'nın son 11 maçını hatırlamıyorum açıkçası. 2 ay yoktur ama belki bayağı bir uzun zaman oldu. Yani şöyle son haftalara baktığım zaman bakarım şimdi. Dolayısıyla böyle bir maçta bu iyi dediğimiz Duba bu yanda hata da yapabilir.
Yani bu ben maçı oynayacak. Şüphesiz Muslera da yapıyor. Bu maçta yani ama o gün bu maçta oynatacağın adamı geçen hafta ben Rozier'i hala bekliyorum. Geçen hafta söylediğimin arkasındayım. Sen daha çok içindesin. Rozier mi, Onur mu? Bu maç Rozier'in maçı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü oynattı. Yani Onur'u dinlendirmek için mi hoca bekletti? Yok, değil. Sen hoca kurt bir hoca. Onur hastaydı ama onu tekrar söyleyeyim. Onur hastaydı ama hasta olmasa daha yedek kulübesine oturacaktı. Demek ki hocayı da burada tebrik ediyorum. Tamamen gözden çıkarılan, ilk geldiği amaçta yedek, ikinci yarı yedek bırakan, hatta şu anda tekliflerini aldığını söyleyen bir oyuncuyu oraya kadroya koydu, 11'de oynattı. Bu maçta da bana göre 11'de oynatacak. O yüzden yani eğer burada Dubois tercihi olmuş olsaydı 3 günlük idmanda, ya tabii ki idmanlara çıkıyor ama maç eksiği olan bir Dubois var. Orada da sağ ayaklı sol bek ve maç eksiği olan bir oyuncu. Maç eksiği, kolay... ya bilemiyorum, sezonun içerisinde maç eksiği, yani sakatlık yaşamadı, bir şey yaşamadı. Bir de bahsettiğimiz oyuncu da çok fiziksel olarak da hani problemler yaşayan bir oyuncu değil. Bildiğimiz Dubois. Her zaman fizik kalitesiyle birlikte zaten maçlarda fark yaratmayı başaran bir oyuncu. Çok böyle cüsseli gözükmez ama yani o ikili mücadelelerde hep ayakta kalmayı başarır. Ben daha ziyade en sevdiğim yanı, ya pozisyon almayı çok iyi biliyor. Evet. Rakibe göre bak, rakibe karşı pozisyon almak çok önemli. Bence hücumda da pozisyon almayı çok iyi biliyor. Evet, hücum ama ben çok ya, delici, çok bak, yırtıcı bir bek değil. İki tane ama doğru yıpratıcı bir bek dedi. Yani rakibin mesela önündeki oyuncuyu savunurken çok yıpratan değil ama ona pozisyonu nasıl vermemeyi başarırım düşüncesiyle birlikte hareket eden bir oyuncu. Yani açı iki, vermemek. İki tane gol atmayı seven takım var. Savunmalara baktığımız zaman yani şu anda son haftaların hangisi savunması daha iyi dersen, kaleciler de bir geçen hafta Muslera'ya kadar kaleci formda, savunmalar formda. Sol bek konusunda Galatasaray'ın biraz sıkıntısı var. Burada Beşiktaş bir defa Galatasaray gol atmayı istiyor. Hani eğer orada Dubois'u koymuş olsa beraberlik düşüncesi olabilir Okan Hoca'nın belki. Şu yaptığı hareketle bir yiyeyim, iki atayım. Ben bu maçta daha önce mesela son haftalarda Beşiktaş tabii ki orada hep kazandı ama iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçının, Fenerbahçe Sivasspor maçının sonucu ne olursa olsun iki takım da kazanmak adına sahaya çıkacak. Ya elbette ama beklerin şöyle de bir önemi var Savaş abi. Bekler stoperleri ya iyi gösteriyor ya kötü gösteriyor bazen. Yani mesela stoper istediği kadar kendi alanında iyi oynarsa oynasın, bekin aldığı pozisyon hataları, arkasında bıraktığı boşluklar, derin boşluklar bazen stoperleri zora sokuyor. Onların da kötü görünmesine neden oluyor. Bunu mesela sezonun başında bu sezon Beşiktaş yaşadı. Masuaku'nun savunma performansı o kadar kötüydü ki Romain Saiss eleştirildi. Yani Romain Saiss Dünya Kupası'na gitti. Fas milli takımında harika oynuyor. Niye orada bu kadar iyi oynadı? Çünkü yanındaki oyuncularla da o etkileşim çok önemli. Şimdi Masuaku'nun savunma performansı sezonun ilk devresine göre inanılmaz değişti. Dolayısıyla burada Omar Colley'i mesela o kadar sıkıntıya sokacak pozisyonu da pozisyonu da karşı karşıya da bırakmıyor. Yani o yüzden diyorum sadece tek başına ne Adekugbe ne Dubois ne Kazımcan konusu bu. Aslında sol bek ve stoper konusu. Sol stoper konusu. Yani oradaki bir oyuncu hani Abdülkerim'in performansı yok ki ama Abdülkerim'i de o gün çok kötü duruma sokabilir. Evet. Son maçta öyle oldu işte. Bana göre. Ha, ondan önce mesela hatırlayalım. Biraz daha geri saralım. Nelson oynamadığı maçta Sasha Boy, Kaan Ayhan'la birlikte yan yana oynadılar. Sasha Boy en kötü performanslarından biriydi. Neden? Kaan Ayhan o kadar çok pozisyon hatası yaptı ki ileride kaldı ki arkasında boşluk bıraktı. Sasha Boy'u zorda bıraktı. O maçta mesela belki de Boy'un bu sezonki en kötü performansıydı. Başakşehir maçından bahsediyorum. Evet. Şimdi aynı şekilde burada da Abdülkerim benzer bir duruma düşebilir mesela. Olabilir. Bir istatistiklere göz atalım. Şenol Güneş ve Okan Buruk'u kıyaslayacağız. Belki bu sezonki performanslarıyla alakalı kıyaslamalar daha doğru da olabilir. Şenol Hoca'nın 22 sezonu var. Aslında bu lig tarihinin başarılı antrenörlerinden bir tanesi. Okan Hoca da son dönemin en başarılı antrenörlerinden biri. 22 sezon, 590 maç, 321 galibiyet, 140 beraberlik, 128 yenilgi, 1.87'lik puan ortalaması var Şenol Güneş'in. Okan Buruk 9. sezonu 223 maçı, 95 galibiyeti, 51 beraberliği, 77 yenilgisi var. Ortalama puanı 1.51. Tabii Okan Hoca yüksek profilli takım olarak şampiyon yaptığı Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırdı sadece. Onun altını çizmek lazım. Serüveni Şenol Hoca ile benzer ilerliyor biraz. Evet. Şenol Hoca'nın da ilk teknik direktörlük deneyimlerini hatırlarsınız. Antalya Spor vesaire. Bolu Spor var. Sakarya Spor. Evet. Dolayısıyla Okan Hoca da Elazığ'dan geçti, Akhisar'dan geçti, Rize Spor'dan geçti ve artık yani o eşiği aştı.
Özellikle bence Başakşehir'den ziyade Akhisar'da yaptıklarıyla birlikte zaten kendini ispat etti. Bugün iki teknik adam da bulundukları konumu, birisi Beşiktaş teknik direktörü, diğeri Galatasaray, hak ederek buraya gelmiş iki teknik adam ki Şenol Hoca zaten yani son 25 yılımıza damga vuran teknik adamlardan bir tanesi. Milli takımda yaşattıkları apayrı. Hala o seviyeye ulaşmış değiliz. Hala bugün 2002'nin videolarını izleyip duruyoruz. O günleri anıyoruz. Geldikleri noktada işte Şenol Hoca Beşiktaş'ta bıraktığı izlenim, o 4 sezonluk süreçte ilk 2 sezon şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan ne muhalif çıkması çok kıymetli anılar bıraktı ama o anıları bir de tekrar etmek de önemli. İkinci dönem, ikinci şans. O dönem yaşadığı, özellikle son sezonda yaşadığı bazı sıkıntılar vardı ki kendisi de sonradan çok detayına girmeden anlatmıştı o dönem yaşadıklarını. Şimdi burada yeni bir sayfa kendisi adına da ve Beşiktaş taraftarının da özlediği o Şampiyonlar Ligi Avrupa serüvenleri. Çünkü Şenol Hoca'dan sonra her sezon gitti Avrupa'ya Beşiktaş ama hep mağdur oldu, geri döndü. Nasıl mağdur oldu? Gruptan çıkamadı. İşte Beşiktaş taraftarı mağdur oldu bu arada. İşte Bratislava'ya yenildi. Sürpriz sonuçlar, böyle hiç beklenmedik maçlarda puan kayıpları, elendi. Ya bir sezon önce düşünüyorsunuz, iki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde ne var? İki sezon sonra Bratislava'nın olduğu gruptan vesaire çıkamıyorsunuz. Evet. O konuma gelmişti. O günler özleniyor. O günleri de geri getirebileceğini şu ana kadarki performansı en azından Şenol Hoca tekrar bize hissettirdi. Çünkü görevi devralmadan önce Beşiktaş'ın üst üste 3 maçı yoktu galibiyetle biten. Şenol Hoca iki kez 5'te 5'lik bir seri yakaladı. Bence kıymetli. Şimdi önünde bir 5 maç daha var bu arada. Burada bu sezon puan farkı biraz fazla. Yani dediğim gibi matematiksel olarak bir şansı var Beşiktaş'ın. Galatasaray'ı yense biraz daha, yani %5 ise %7 olacaktır. Hani öyle söyleyelim. Ama çok düşük bu ihtimal. Çünkü rakibinin 2 maç daha kaybetmesi gerekiyor, evet, vesaire. Hesap şaşacak ama zor. Dolayısıyla bugün verilen mesaj aslında sadece Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmek değil, gelecek sezona dair de taraftarını bir umut ışığı aşılamak. Çünkü o yaz sezonuna girerken taraftarın yeni sezonla ilgili beklentilerini üst seviyeye çıkarmanız gerekiyor. Bakın bunu geçtiğimiz sezon kim yaptı Fenerbahçe'de? İsmail Hoca yaptı, değil mi? Yeni sezona dair bir umut taşıttı. Yeni bir teknik adamla başladı ama olsun. Sonuçta Fenerbahçe taraftarına o umut ışığını vermişti. Peki aynı şekilde Beşiktaş'a geçelim. Valerian İsmail Beşiktaş'ın başındaydı. 8 maç periyodu vardı. Işık verdi mi Beşiktaş taraftarına? Veremedi. Ya Temmuz ayında Valerian İsmail istifa etsin, görevi devam etmesin, alın yeni bir teknik adam bulalım yorumları yapılıyordu ki hazırlık maçında istifaya davet edildi. 8 maç. Ama önemli olan işte o 8 yani maçta... Hoca da çok sağlıklı bir çalışma ortamı bulamadı bu arada. Bulamadı. Hayır, bulamadı yani. Ama işte o 8 maçlık periyotta hani gelecek sezona bir mesaj verebilmek de çok önemli. Fenerbahçe maçını kazanmak böyle bir mesajdı. Galatasaray'ı kazanmak da bunu pekiştirir. Gelecek sezon çünkü ayak seslerinin güçlü olmasını istiyorsan bugünden hissettirmen gerekiyor. Okan Hoca senin kafanda nasıl bir noktada? Ya tabii ki şimdi Şenol Hoca, Fatih Terim, bu isimlerle kıyaslamak bugün için tabii ki erken ama belki önümüzdeki yıllarda bir 10 sene sonra bir bakmışsınız ki bu iki teknik adamın da başarılarına ulaşmış olacak bir Okan Hoca da görebiliriz. Az önce 2002 Dünya Kupası'ndan örnek verdin. 2008 Avrupa Şampiyonası Fatih Terim dönemler de hala dönüyor, özellikle Çek siz maçı. Siz de görün bu arada. Çok yaşayın, alıştık abi. Güzel. O Hırvatistan ve Çek maçları özellikle. Yani ilk Şenol Hoca'nın geldiği ikinci haftaydı galiba. İkinci maçıydı Beşiktaş, Galatasaray-Beşiktaş maçı. O maçta da ilk yarı ve ikinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı. Valerian İsmail'den devraldığı takıma da bakacak olursak, o maçta da mesela Şenol Hoca eğer bana göre hem Begors hem Cenk Tosun birlikte başlamamış olsa belki o maçta da istediğini alabilirdi. Bugün itibariyle psikolojik olarak tabii ki Şenol Hoca'nın eli bir rahat. Ya sonuçta bir şampiyonluk hesapları matematiksel olarak var. Evinde oynuyorsunuz. Hiç kaybetmemiş bir, hani stres olarak bakarsan kaybetmeyen bir Beşiktaş var. Kaybetmeyen Beşiktaş stres yapar mı? Taraftar yapmaz ama futbolcular da biz burada hiç kaybetmedik. Galatasaray'da da kazanalım artık bu sefer. Kaçıncı sene oldu Vodafone Park açılalı? 7 sezon. Bayağı bir sezon olmuş. Bu sezonda da Galatasaray şu anda bu maçı kazanıp bu seriyi bozmak istiyor. Çünkü bu sezon gerçekten Galatasaray adına çok başka bir sezon. Okan Hoca üzerine koyarak devam ediyor. Okan Hoca'nın buradan kupayla taşlandırırsa kolay değil. 2 tane şampiyonluk olacak. Lig şampiyonluğu. İşte kupası olmuş olacak. Ciddi bir avantaj. Bunu sürdürebilir mi? Daha üzerine koyar mı? Ama Şenol Hoca'nın gitse de gelse de tekrardan hem yılların tecrübesi
hem de futbolcuların üzerindeki etkisi çok önemli. Yani orada Valerian İsmail'den sonra bir kısa bir süre o seriyi yakalamadı. Sonra arka arkaya o seriyi yakalamasındaki önemli etken ve Şenol Hoca'nın yaptıklarını Okan Hoca ya da Okan Hoca ayarında bugün bir hoca yapmış olsaydı o takım toparlamak kolay olmazdı. Valerian İsmail'den sonra geliyorsun, işte Rozier'i kesiyorsun, Masayoku kesiyorsun. Sonra Dünya Kupası'ndan çok başarılı bir dönmüş sayısı ben istemiyorum diyorsun. Delali'ye artık konuşmaya gerek yok. Delali'ye o şansı ilk önce hak etmiyor dedi, sonra verdi. Tekrar en kötü için Şenol Hoca gibi, Fatih Terim gibi teknik adamların bir artı bir özelliği var. Onunla çalışıyorsan 1-0 önde başlıyorsun zaten. Kadro mühendisliği. Kadro mühendisliği konusunda. Bir de mesela geçen hafta bir Gomis krizi çok çabuk çözüldü ama Beşiktaş içinde bir takım sıkıntılar oldu ama Şenol Güneş'ten sebep yönetimde hocamız Şenol Güneş bu işi çözer diyebiliyor. Ve futbolcuların da baktığın zaman Mert Günok'un performansı, Cenk Tosun'un performansı, Redmond'un performansı çok ciddi bir dokunuş var burada yani. Ya ben açıkçası futbolcu olsam, ben Rozier olsam 2 ay oynamamışım. Hocam zaten beni gözden çıkarmış. Bu derbiye hazırlamak kolay değil. Ya futbolcuyu, kaybettiği futbolcuyu aynı anda kazanabiliyorsun bir süre sonra. Ben mesela Rozier artık, ya bilmiyorum sen içindesin, herhalde olmaz diyordum yani sezon sonuna kadar. Tam tersi mesaj işte aslında. Mesela. Ama birkaç kişiye yaptığı için söylüyorum onu. Bir tane olmuş olsa anlarım. Birkaç kişiye yaptığı tam zaman. Tersinden bakalım. 6 maç oynatmadı. Onur Bulut'u transfer etti. Kesti. Rozier'i yedek kulübesine bıraktı. Çalışmazsam oturacağın yer orasıdır demek istedi. Ve kariyerinde de zaten bunu daha önce de yaşadı Rozier. İlk kez yaşamıyor. Sporting Lisbon'da da benzer bir durum yaşamıştı. Yani bu takımda oynamak istiyorsa neler yapması gerektiğinin mesajını 6 maçta aldı. Belki şey diye düşünmüştür mesela Rozier'de. İşte 2 maç oynattı zaten şey yapamazsa bana geri döner ama 6 maç olunca herhalde tereddüt etti. Ben Rozier ile ilgili tesislerdeki kulüptekilere görüştüm, sordum. Yani durumu nedir mesela bundan birkaç hafta öncesine kadar olan Rozier ile şu anki Rozier arasında fark görüyor musunuz diye. Hem sağ içi antrenman performansı açısından, çalışma düzeni açısından hem de sağ dışında çok fark gördüklerini söylediler. Biraz bu sezon içine kapanık hali vardı. Çok şeyden şikayetçi oluyordu. Biliyoruz bunları. Sürekli bir şikayetçi hali, işte içine kapanık, çok geçtiğimiz sezonlardaki kadar böyle takıma yeni gelen arkadaşları falan böyle diyalog halinde değil ama onu aştığını ve bir iki haftadır özellikle böyle bir yenilenmeye gittiğini söylüyor Valentin Rozier'in. Bu da bir oyuncunun mesajı doğru alıp almadığını bize gösteriyor. Yani orada çünkü Valentin Rozier eğer o mesajı doğru almasaydı serüvenine farklı bir futbol kariyerine farklı bir yerde devam edecekti. Ama nasıl devam edecekti? İşte sıfırdan başlayarak mecburen. Burada bir şeyleri inşa etmişsin, yapmışsın. Onu yıkmanın alemi yok. Yani koymuşsun sen Beşiktaş taraftarının gözünde bir noktaya gelmişsin. Hatta sadece Beşiktaş taraftarı değil, Türk futbolunda da kendini kabul ettirmişsin bu arada. Oynadığında işte nasıl bir sezona bir sağ bekin etki yaptığını gördük. Tek başına bir de o mücadeleye vermişti. Alternatifi yoktu bu sezon devre arasına kadar. Rozier geldiği günden bu yana sağ bekte alternatifi yoktu. İlk kez bir alternatifle karşılaştığında mesaj aldı. Rekabet bu yüzden çok önemlidir. Şenol Hoca'dan bakın ilk geldiği sezon sağ bekte Rozier'in dışında kim vardı? Yani kimse yoktu. Yok gibi. Necip evet. Oynuyordu. Yoktu. Orada. Necip Uysal. Yoktu. Necip evet. Uysal sağ bekte yoktu. O hayır oynuyordu yani. Onda yok. Ya mecburen oynuyordu. Necip Uysal'ı forvete koysak oynar. Kaleye geçeceksin desen geçer yani. Necip Uysal asker, görev adamı her yerde oynuyor. Hiçbir zaman da yadırgamıyor mevkisin. Sağ bek oynadı, stoper oynadı, ön libero oynadı. Ama bir alternatifi yoktu. Genç oyuncular vardı işte. Kerem Kalafat çağrıldı mesela işte. Bilal Ceylan vardı hatırlarsın ama alternatif sayabiliyor musunuz Beşiktaş adına? Sayamıyorsunuz tabii ki. Geçtiğimiz sezon yine aynı, yine Rozier tek başına. Bu sezona başlıyorsun, yine Rozier tek başına. İlk kez Valentin Rozier'in bir alternatifi varken forma telaşına düştü. O yüzden bir oyuncuya formasının garanti olmadığını da hissettirmeniz gerekiyor yedek kulübesini güçlü tutarak. O rekabette bir adım öne taşır sizi. Bugün Redmond-Gezal ikilisi değil mi? Gezal sakattan döndü. Ama Redmond o formayı alması için eşik atlaması gerekiyordu. Gezal'ın önüne geçmesi gerekiyordu. Atladı o eşiği. Hazır tuttu kendisini. Ama tek başına olsa o mevkide belki daha rahat olacaktı. Ya, o yüzden da, oyunculara da, çok fazla bazen konfor alanı tanınıyor. O konfor alanından çıkarmak gerekiyor. Hocalar, futbolculara dayalı sistemi yapan bazı teknik adamlar var. Sonra belli bir süre sonra çok iyi gidiyor ve bakmışsın ki sonra krizler çıkıyor. Şenol Güneş'te, Fatih Terim'de, hatta Mustafa Deniz döneminde bunları çok fazla göremeyiz. Evet. Şimdi Abubakar geldiği zaman mesela çok ciddi eleştiriler de vardı mesela. Evet çok önemli bir golcüydü. En son gidiş şekli
ya işte Süleyman Saba'nın kulübünde Süleyman Saba olsa bugün ne yapardı? Ben de mesela gelişini eleştirmiştim. Ama bugün baktığın zaman Aboubakar'ın bu performansını bekliyor muydum? Ben açık konuşayım, beklemiyordum. Hoca yani kazanmasını biliyor, oyuncuyu kazanmasını biliyor. Bazen baktığımız zaman Delali'yi bile 3 kere kendi söylediği sözden geri çaymak zorunda kaldı kazanmak adına. İki takımın santrforlarından aslında bahsediyoruz. Madem öyle, ekrana da kıyaslamamızı getirelim. Bir tarafta Vincent Aboubakar var. Diğer tarafta Mauro Icardi görev yapacak. Aboubakar 11 maçta 7 gol, 1 asistle mücadele ediyor. Maç başına 1.1 isabetli şutu var. 37.7 ikili mücadele kazanma yüzdesi. Pas isabeti iki oyuncunda 75. Mauro Icardi 18 maç, 13 gol, 7 asist. 18 maçta 20 skora katkısı var. Arjantinli oyuncunun müthiş bir istatistik. İsabetli şutu 1.7 ikili mücadele kazanma oranı Aboubakar'dan biraz daha yüksek. Mauro Icardi ve Vincent Aboubakar hangisi daha belirleyici olabilir? Hangisi daha belli olacak? Kaleciler belirleyici olacak. Çünkü şutu çekecek olan bunlar burada belirleyici olarak birbirine çok özellikle pas isabeti belki iki oyuncudan da yanındaki oyun oynayan oyunculara o isabetli pas ya da asist yaptırabiliriz. Yani bu iki oyuncu gol için önemli ama bazen Cenk'le Aboubakar değişiyor yerlerini. Bu maçta da mesela iki oyuncudan da bunları görebiliriz ama pas isabetlerine baktığı zaman %75, %25 ikisi de top çalıyor. İsabetli pasları var. Belirleyici olan sanki kaleciler olacak. İki tane çok formda kaleci var çünkü son haftalarda. Yedikleri gole bakıyoruz. Kalecileri de konuşacağız ayrıca. Ya onların şeyi performansı hangisi daha... Bize çok güzel maç izletecekler ya. Hem Icardi hem de Aboubakar. Yani çok pozisyonlarda belki karşılıklı mutlaka gol olacak bu maçta zaten. Golsüz bir maç beklemiyorum. İkisinden de gol bekliyorum. Ya şöyle de değerlendirebiliriz. Hangi takımın santraforunun iyi performansına daha fazla ihtiyacı var? Daha fazla takımı etkileyen oyuncu oluyor. Aboubakar burada bence biraz daha takım oyununu etkileyen oyuncu oluyor. Icardi'nin performansı apayrı ama orada sahneye çıkabilecek oyuncu sayısı Galatasaray'da asolistler çok fazla. Orta saha da öyle mesela Galatasaray'da. Beşiktaş'ta mesela orta saha biraz daha durağan. İşte mesela Gerson'un hiç golü yok bu sezon. Evet. Bir tane dahi golü yok. Salih Uçan'ın 3 tane golü olması lazım. İşte Amir zaten savunma görevini üstleniyor. Ama Galatasaray'da Mertens çıkabiliyor sahneye, Oliveira çıkabiliyor. Kanat oyuncuları iki takımın da çok etkili skor açısından. Ama Galatasaray'da 4-5 farklı seçenek sayabiliyorsunuz. Beşiktaş'ta o seçenekler biraz daha daralıyor ve hücum üçlüsüne dönüyor. Özellikle Aboubakar'a burada. Cenk, Redmond, Aboubakar. Evet. Şimdi Aboubakar'ı orada denklemden çıkarırsanız bu sefer Cenk'in üzerine biniyor tamamen yük. Ya da Redmond gibi sürpriz bir çıkışa imza atması gerekiyor bir oyuncunun. O yüzden biraz daha ihtiyacı olan, santraforunun iyi performansına ihtiyacı olan Beşiktaş, Aboubakar ilk 4 maçında hiç gol katkısı veremedi, skor katkısı. Hatta o kadar kötüydü ki fiziksel olarak da ikili mücadelelerde ayakta kalmakta çok zorlanıyordu. İlk 4 maçını hatırlarsın sen de Kerem. İşte o Dünya Kupası'na dönüşte çünkü 3 hafta hiç maç oynamamıştı. Beşiktaş'a gelmeden önce hiç maçı yoktu 3 hafta. Öncesinde de zaten Arabistan'da oynuyordu. Evet. Yani antrenman temposunun epey düşük tabii. olduğu. Bir de Dünya Kupası'ndan döndükten sonra 3-4 hafta kadar aşağı yukarı bir 24-25 gün kadar hiç maçı yoktu zaten Aboubakar'ın. Dolayısıyla oradaki yaklaşık bir aylık maç boşluğu da etkiledi onu. Geldi direkt oynamaya başladı Beşiktaş'ta ama fiziksel olarak kötüydü. Ne zaman işte ara oldu tekrar döndü ve farklı bir Aboubakar'ı dedi. Şimdi Aboubakar'la ikili mücadeleleri izlediğim zaman o farkı hissediyorsunuz. Yani derbide de bunu görmüştük. Ayakta kalmayı başarıyor. Bunun yanı sıra kolayca deviremiyorsunuz Aboubakar'ı. Yıkılması da güç bir oyuncu. Ama o ikili mücadele kazanma oranı işte biraz o dört maçın da ilk dört maçının etkisiyle çok düşük. Olabilir. İki oyuncu da ya çok etkili. Icardi ceza sahası içerisinde... Çok farklı profillerdeler. Ya burada... Icardi ceza sahası içerisinde çok daha etkili görünüyor. Aboubakar'ın etkisi dışarıda da hissediliyor. Ceza sahası dışında da çok ciddi hissediliyor. Ve kanattaki oyuncular yani sağında solunda arkasındaki oyuncuları da oynatabilen isimler bunlar. Yani iki... Oyuncu da kendi takım adına kritik ama Aboubakar sanki Beşiktaş adına daha da kritik bir oyuncu. Aboubakar şurada biraz daha avantajlı. İstediği topları alabiliyor. Yani orada bakıyorsun Gerson, Cenk, Redmond. Şimdi Icardi ceza sahası içinde istediği toplarla buluştuğu zaman ya kaleciyle karşı karşıya koyup son vuruşları iyi. Yani birkaç maç dışında. Olağanüstü bir son. Hava hakimiyeti çok iyi. Son vuruşlarında başarılı. Evet Aboubakar da öyle ama burada Icardi'nin en büyük...
en önemli dezavantajı mı diyelim? Yani istediği topları bir türlü bulamıyor. Galatasaray'da bu son yıllarda hep vardı. Bu sezon da var. Eğer bu maçta Icardi, bir tarafta Kerem, bir tarafta Raşitsa, hatta Mertens, biraz da gerideki oynayan oyuncuları sayarsak, ortada özellikle Sergio'nun ara pastayla bakacağım ama genelde hava toplarında çok etkili bir oyuncu. Onları bulabilecek mi o önemli? Şöyle bir son maçlara baktığımızda bir maçı var Icardi'nin. Ya Kasımpaşa ya Konya maçı. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 2'ydi. Ve çok isteniyor o zaman. Biraz 2'di. Küsmüyor ama bir isim. Bir maçta santrafor 2 kez topla buluşmuştu. Bugün geçmişte vardı. Cagne için de söyleyebilirim. Falcao için de söyleyebilirim. Mustafa Muhammed için de söyleyebilirim. Yani bu kadar şu anda ligin en etkili kanat oyuncularından bir tanesi Kerem diyebiliriz. Raşitsa son haftalarda, geçen haftayı dışarı çıkardığım zaman çok iyi bir performans var. Biz şimdi iki tane, bu iki isim de o maçta vardı. Bu maçta öyle bir şey olmaz. Derbiler açısından da şöyle değerlendirebiliriz iki oyuncuyu. İki oyuncu da derbileri öyle boş geçen oyuncular değil. Bazı oyuncular vardı. Böyle derbilerde çok şans tutmaz. Ama İkisi mesela Icardi'nin bu sezon Beşiktaş'a iki tane var zaten. Inter'de işte oynarken de derbilerde her zaman çok şimdi başarılı. Icardi ilk maç Beşiktaş'a iki gol attı. Fenerbahçe'ye attı, Trabzonspor'a attı. Abubakar'ın Trabzonspor maçında yok. Berabere bitti zaten 0-0. Fenerbahçe maçında var. Zaten geçmişine gidersek, yani ilk iki dönemine Beşiktaş'ta yine çok kritik derbilerde sahneye çıkmıştı. İki oyuncu da yani derbileri seven ve derbilerde de başarılı burada olan oyuncular. Burada atan ve tutanlar deliriz ya. Atana da tutana da çok iyi. Hücum oynuyor. Galatasaray mesela Başakşehir maçında attığı 7 gol. Fenerbahçe maçında 3 gol. Kayserispor maçında attığı 6 gol. Eğer o savunmayı hatasız yapabilirse bu maçta da mesela muhtemelen bir deplasman takımına karşı o geriden oyun planını çok iyi yapıyor Galatasaray son hafta. Ya hani derbilerde, içeride de bunu çok iyi yaptı. Derbilerde hatasız savunma hiç hatırlamıyorum da az hata daha makul. Oyun planında değişiklik olacak mı bilmiyorum. Mesela geçen hafta da bunu yaptı. Kayseri Spor maçına 6 gol attığı maçta da Kayseri Spor bugün en hücum oynayan takımlardan bir tanesi. Ama attığı 3 ya da 4 gole bakalım hep geriden hızlı çıkarak ya da paslaşarak. Başakşehir maçında 7 gol var. Müthiş bir tik taka pas şekliyle yaptı. Burada Okunacı alışılmış kadroya bakarsak pek bir şekilde bozmayacak. Fenerbahçe derbisinde Icardi'yi yedek tutarak tamamen geriden 4-6-0'la yapmıştı. Burada da ben aynı Beşiktaş'la Galatasaray taktiğinden, tekniğinden hiçbir şey ödün vermeden iki takım da kazanmak adına çıkacak. Beşiktaş kazanıp yarışta olmak istiyor. Yani matematiksel olarak baksana Sivasspor, Galatasaray, Fenerbahçe maçının önemi çok fazla. Herkes, iki teknik adam da bu maçın sonucu çıktıktan sonra eğer Sivasspor kazanırsa Galatasaray çok rahatlar. Fenerbahçe kazanırsa bu sefer Beşiktaş yeniden ikincilik mi? Galatasaray bu maçı kaybedersen Başakşehir maçı olacak. Beşiktaş psikolojik kazanırsa çarşı pazar karışır. Sivasspor maçının sonucu ne olursa olsun mu? Tabii. Nasıl karışır mesela? Puan cetveli orada. Fenerbahçe Sivasspor'a yenildi. Çünkü şöyle. Fenerbahçe Sivas'ı yenildi. Fenerbahçe Sivasspor'u yendi ya da yedi. İkisini yani yenerse de yenilirse de. Yani Galatasaray Beşiktaş maçının skoru burada çok önemli olan. Galatasaray kazanırsa zaten bu dakikadan sonra daha hiçbir şey konuşmaya gerek yok. O şampiyonluğu asla vermez. Fenerbahçe'nin de kazansa dahi umutlarını tüketir. O maçı da ayrıca konuşacağız. Ama Beşiktaş kazanırsa şöyle iki takım da bir adım daha yaklaşacak ya Galatasaray'a. İki takım da hesabı kitabı daha sağlam girişecek bu kez. 3 puan Fenerbahçe'ye karşı ikili avarajda da 4 puan olmuş olacak mesela o zaman. Savaş yine abi şöyle bir şey var ama yani bunu her sezon yaşadık aşağı yukarı. Sadece bizim de örneğimiz değil bu arada. Her ligde yaşanabiliyor. Özellikle ligin böyle son 7-8 haftaları geldiği zaman bazı takımlar böyle 1-2 puan kaybında mental olarak böyle acaba durumlarına düşmeler çok sık yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'unu hatırlayalım. Ne diyoruz? İşte 4-5 hafta daha lig uzasa, yani fazla 3-4 maç fazla olsa şampiyonluğu bile kaybedebilirlerdi durumu vardı. Çünkü 2 ay çok kötü futbol oynadı. Yani bir muhalif Karagümrük maçıydı sanırım. Onunla birlikte başladı. Beşiktaş önde götürüyordu yarışı. Bir Karagümrük maçı. Karagümrük maçından sonra puan kayıpları peş peşe geldi. Yok, Karagümrük maçı son en kritik puan kaybıydı artık. Herkesin ya, bir anda umutlanabileceği. Sonlarda işte puan kaybı. Böyle son 7-8 maçta böyle sıkıntıya düşülebiliyor. Sadece Arsenal işte Premier Lig'de düştüğü durumu görüyoruz. Son maçlarını kazanamıyor yani. Karagümrük maçı sondan 2 hafta önceydi. Beşiktaş şampiyon olduğu sene 2 ya da 3 hafta daha olsaydı şampiyonluk gidebilirdi ki avaraj da geldi. Trabzonspor maçı 9 bir ara 11 puanla önünde dedi. Artık kafa kafaya gelir duruma geldi. Burada senin söylediğin şöyle bir şey var. Beşiktaş kazanırsa evet 3 takıma baktığın zaman geri kalan 5-6 haftalık dilimde çok ciddi hesaplar yapılmaya başlanır. Psikolojik bir anda baskı oluşturabilir.
Ve son yıllarda da böyle 3 takımın son 4-5 haftaya, 5 haftaya gelirken aynı anda yarışın içinde olduğu bir hafta ben çok fazla hatırlamıyorum. Bu arada ben Beşiktaş'ın... İki takım olduğu zaman yarış biraz daha farklı oluyor. Arkana bakıyorsun bir tane takım geliyor ama iki takım olduğu zaman çok daha farklı bir hal olur. Tekrar söyleyeyim. Beşiktaş adına şampiyon olmak şu an şu tabloda mucize bir senaryo yani. Ve rakiplerine göre şöyle bir dezavantajı da var. Fazla maç oynadı. Beşiktaş'ın 5 maçı kaldı. Rakiplerin daha fazla maç oynayacak. Daha fazla puan alma şansı var. Dolayısıyla burada ben az önce Beşiktaş'la ilgili hani yorumlarda bulunurken şunu söyledim. Gelecek sezona mesaj vermek çok önemli. Evet. Yeni bir hesap kitap elbet yaparsınız. Sonuçta matematiksel olarak şansınız nereye kadar giderse onun peşinden ilerlersiniz. Futbol zaten bunun için oynanmıyor mu? Her maçı galibiyet elde etmek, kazanmak. Bir hesap kitap için oynuyorsunuz. Bazen ekonomik, bazen sıralama. Bazen rakibinize psikolojik üstünlük. Sonuçta Beşiktaş'ın ligi ikinci ve üçüncü bitirmesi arasında bir psikolojik fark var. Öyle değil mi? Lider olamasan dahi. Dolayısıyla bunun da hesapları, kitapları yapılır. Ama Galatasaray adına bu maçı Galatasaray kazanırsa artık bitti lig. Kalecileri bir kıyaslayalım. Özellikle santrforlardan bahsettiğimiz için kalecilerden de ayrıca bahsetmek şart. Mert Günok son haftaların Süper Lig'deki en formda futbolcularından biri. Sadece kalecilerinden biri kadar, demek zor. Milli takıma kadar geldi. Diğer tarafta Fernando Muslera Süper Lig tarihinin en başarılı oyuncularından biri. Muslera 27 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı. Mert de 18'de 7 bu sayı. Muslera'nın 65, Mert'in 44 kurtarışı var. Tabi Muslera'nın Mert'ten 9 maç daha fazla oynadığını belirtelim. Kurtarış yüzdeleri çok yakın. Topu oyuna sokma konusunda Fernando Muslera biraz daha başarılı gibi görünse de daha basit, daha yakına oynadığı için böyle bir istatistik söz konusu. Mert uzun topları sık sık deniyor. 3 kere denersiniz, ikisinde başarılı olamazsınız. Normaldir, birinde başarılı olduğunuzda takımınız pozisyona girer. Mert çizgiyi kullanıyor. Çok ayağı çok iyi, çok düzgün. Yani özellikle uzun toplar için Muslera'dan çok daha iyi. Muslera'nın şu anda bu ligde böyle kaliteli bir oyuncusu geldiğinden beri hep eleştirdiğimiz konu o. Bazen topu eline 22 gol yedi Muslera, Mert 14 gol yedi. Maç sayılarına göre de baktığımız zaman burada tartışmasız Mert önde gözüküyor. Başarı olarak da son haftalara baktığımız zaman da yani 18 maçta 14 gol belki fazla gözükebilir ama son haftalarda 3-4 çok yakın birbirlerine ya, maç. Evet. Yani kurtarış sayısı itibariyle maç mesela, sayısı farkı var. Mesela maç sayısına göre %76 kurtarış, %75 Mert'i önde gösteriyor. Çok yakın yani bu topu oyuna sokmada da Kerem'in dediği gibi Mert önündeki stoperlerden ziyade topu oyuna sokarken genellikle orta sahadaki ya kanat oyuncusuna. Yani risk alıyor. Ya kanat oyuncusuna ya da bek oyuncusu, çizgiye basan oyuncu hangisi oluyorsa o anda o pozisyonda. Yarı alandaki çizgideki oyuncuyu oynuyor. Orta sahanın yarı alandaki çizgiyi ya Redmond, ya Gezal, ya işte Rose, Onur kim kullanıyorsa ya da Masuaku diğer tarafta. Yani bazen pozisyon itibariyle orada bek oluyor, bazen kanat oluyor. Ama dediğimiz şu, çizgiyi açmayı çok seviyor. Mesela bunu Uğurcan Çakır da çok dener ama Mert gibi o kadar başarılı olamaz bu işte. Çizgiye topları kullanmayı. Mert daha başarılı bu konuda. Hatta bence ligin en iyisi. Topu oyuna sokmada mesela 9 maç fazlası var Mustafa'nın. O 88'e 81 çok daha farklı çıkardı eğer aynı maç sayısı olmuş olsa. Ya ben topu oyuna sokma konusunda Muslera hepimiz herhalde eleştirdiğim ama bu konuda eksik olduğunu biliyoruz. Ya son maçta gol yedirdi. Ya son kadar, maçta. Ya son maçta çok net bir şekilde Mehmet Özcan'ın kulakları çınlasın. Beraber izliyoruz. Bir yaptı, iki yaptı. Üçüncüsünde buradan gol yiyecek dedim ya. Çünkü o kadar çok oraya bırakıyordu ki topu. Ve oyuna topu bıraktığın adam da maçın en kötüsü. Ve iki tane oradan gol yedi. Yani o yüzden hata inanılmaz değildi. Ya psikolojik olarak Muslera o maça tam olarak hazırlanmadı. Yani herkes şaşırmıştır o yaptırdığı iki ama tane biri. Birkaç oyuncu çok hata yaptı. Ama şimdi Muslera... hemen hemen herkes yaptı. Bir de Muslera ya biraz daha alışkanlık kalecilerdi. Mesela Saşa, ama çok Saşa boyu Muslera'da... boşta kalan topla Karagümrük'ün bulduğu gol var ya ikinci ya da üçüncü gol. Mesela... Saşa boyu kafasını sokmasa hiçbir şey olmayacak. Kafayı sokuyor top direkten dönüyor. Direkten dönmeyip içeri de girebilirdi. Doğru. Buna, yani bir sürü oyuncu buna çok sayıda buna hata yaptı. Sayıda ekleyebiliriz. Yani bir sürü oyuncu hatta şunu söyleyeyim. Nelson Abdülkerim Bardakçı bana göre bu sezonun en kötü performanslarından bir tanesi mesela. Çok fazla konuşulmadı. Hava toplarının neredeyse tamamını Cagne aldı. İki oyuncu Nelson'un en kötü maçıydı bu sezon. Ya bak ne diyorum. Yani Cagne maçın başından sonuna kadar kaç tane hava topuna girmişlerdir bilmiyorum ama neredeyse tamamını aldı. Ve 90 dakikada hemen hemen maçta kaldı. 90 dakika kaldı. Cagne'yi nasıl oyundan çıkarmadı dedim. Çünkü bu konuda çok iyi bir Cagne vardı. Belki ilk golü attı. Sonrasında
Hep o iki oyuncuyu çok zorladı. Burada da yine bu iki oyuncuya çok iş düşecek. Adekupe de zaten oynarsa Okan Hoca mutlaka bu maçı hazırlayacaktır. Bu maçı da zaten kendisi büyük bir maç olduğunu farkında. Şampiyonluğun etki edeceğinin farkında. Ama genel anlamda iki kaleciye tekrar dönecek olursak son haftaları performansına bakıldığı zaman Mert'in performansı daha iyi. Derbiler bir de sürpriz oyuncuları çok gibi. Yani tabii. Böyle hep mesela yıldızlardan ya da öne çıkmasını beklediğim isimlerden bir performans üretimi beklenir ama işte hesapta olmayan oyuncular çok çıkar. Mesela nedir? Kim? Çok basit örnek. En son Redmond'un çıkması ama öncesine sararsak işte bir Umut Nahir'in hatırlıyorsunuz evet, Galatasaray'ın maç kazandı. Maç kazandırdı. Yani Beşiktaş'ın örneği aklıma onlar geliyor. Kadıköy'de Ensakala'nın 6 yıl sonra falan kariyerinin ikinci golünü attığı sezon var. Fenerbahçe'yi muhalif ettikleri. Hep böyle sürpriz oyuncular oluyor yani. Bu maçta ben iki takım adına kim bekliyorum mesela? Senin var mı öyle beklediğin bir adam? Sürpriz, yani sürpriz olarak. Galatasaray adına ben Abdülkerim'i söyleyebilirim. Ben Sergio. Ben Sergio Oliveira'yı bekliyorum. Ben ve Beşiktaş adına da Amir oynar mı? Saşa Boy'un Galatasaray'da sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş adına sorarsan zaten öndeki hücum güçlüsünün hiçbiri sürpriz olmaz. Saşa Boy da bu arada çok mantıklı. Ben Saşa Boy'u biraz orada Asuakun'un bazen geriye dönüşlerde yavaş kalmasından sebep önünde de bunu. Cenk, idareten o mevki. Cenk son Asuakun. Jetson Fernandez var mı? Getson'un ben Beşiktaş adına maçta, sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Bu maçta Beşiktaş adına hiç golü yok ya. Onu konuşalım. Evet, onu konuşalım. Bir virgül koyacağız. Devam edeceğiz derbiye dair. Hala konuşacak çok şeyimiz var. Az sonra beraberiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Galatasaray derbisiyle alakalı konuşuyoruz. Özellikle santrfor ve kaleci hatlarını değerlendirdik. Orta alanda acaba hangi taraf diğerine daha baskın olabilir? Belki de bunun üzerine konuşmak lazım. Çünkü malum orta sahanız kadar bu oyunu oynayabiliyorsunuz. İyi orta saha oyuncularınız varsa daha başarılı takımların ortaya çıkması her zaman mümkün. Savunmayla hücum hattı arasındaki senkronizasyonu daha iyi ayarlayabilmeniz mümkün. Öncelikle daha defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Amir Hacı Ahmetoviç ve Lucas Torreira'yı kıyaslayalım isterim. Amir Hacı Ahmetoviç Konya'da biraz daha farklı bir rolde oynuyordu. Beşiktaş'ta daha çok savunma güvenliğine yakın bir oyuncu gibi görünüyor. Evet. İki futbolcunun istatistikleri görüntüye geldiğinde Amir Hacı Ahmetoviç'in skor katkısının özellikle Torreira'ya göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. İkili mücadele kazanma oranında Uruguaylı daha baskın. Zaten Amir'e göre çok daha net bir 6 numara. Pas isabeti oranları ise yakın. Torreira daha düşük risk ve daha çabuk, daha yakına, daha hızlı oynamayı amaçlayan bir orta saha oyuncusu. Hangi taraf rakip hücumcuların savunmalarını, rakip hücumcuları durdurma konusunda takım savunmasına daha iyi destek olabilir? Kesinlikle Torreira. Yani konu rakip hücumcuları durdurmak olduğunda iki oyuncu arasındaki fark da zaten burada ortaya çıkıyor. İkili mücadele kazanma oranına baktığımız zaman da görülebiliyor. Konyaspor'da Amir Hacı Ahmetoviç'in görevi biraz daha 8 numara oynamaktı ki zaten o profil bir oyuncu. Evet. Bu arada Şenol Hoca da zaten ya da teknik ekip Beşiktaş'taki herhangi birisi Amir için 6 numara demiyor. Yani profil olarak. 3 tane 8 ile oynuyoruz doğru diyorlar. Mesela yorum bu. 3-8 ile oynuyoruz bu oyun diyorlar. Burada o 3-8'in birisi savunma görevini üstleniyor. Bu Amir Hacı Ahmetoviç oluyor. Biri biraz daha iki yönlü oynuyor. Bu Getson Fernandez. Salih ise hücuma daha fazla katkı vermesi beklenen isim oluyor bu noktada. Beşiktaş bu oyunu 3-8 ile oynuyor. Galatasaray net bir 6 numarayla oynuyor. O yüzden savunma açısından bu fark ortaya çıkıyor. Amir Hacı Ahmetoviç'in işte gol katkısının sebebi de Konya'daki oynadığı evet rol. Yani birazdan merkezde. Yani bugün mesela şu tablodaki Salih Uçan diyebiliriz Konya Spor'daki rolüne. Amir'in gelişinden sonra Salih öne çıkarıldı. Hacı Ahmetoviç geride oynamaya başladı ki Salih'in de Amir geldikten sonra performansında hücumsal açıdan mesela değişiklik oldu. Burada skor katkısı evet, bazı asistleri falan tabii ki hani ne kadar asist olduğu sorgulanabilir. Kendisi de espri yapıyor zaten bu konuda ama şu da önemli. Yanlış hatırlamıyorsam Salih'in şu ana kadar 9 ya da 10 gol katkısı oldu bu sezon ki kariyerinde 3 gol 6 asist. Evet. Kariyerindeki rekoru da 1 ya da 2 gol katkısıyla birlikte kırmış olacak. Bir öne çıktığında Getson'a göre hücumda daha etkili bir oyuncu mesela Salih. Ama burada işte onu öne iten de Amir'in gerideki performansı rahatlatıyor. Yani
Pas kalitesi yüksek bir oyuncu Hacı Ahmet Çavuş bu arada. Sadece ikili mücadele kazanma oranı biraz düşük. O da net bir Torreira gibi 6 numara olmaması, fiziksel açıdan da biraz farklı olmasından kaynaklı. Bu istatistiklerin tabii bu kadar iyi olması Konyaspor'da oynadığı maçları biraz da etkiliyor. Yani Beşiktaş'taki maç sayısı çok daha az olduğu için iki oyuncu arasında baktığımız zaman ben de sana katılıyorum. Lucas Torreira mesela geçen haftaki maçta sahanın en ilerinden bir tanesiydi. Sadece geçen hafta değil, genel itibariyle sezonun aşağı yukarı en iyi 6 numaralardan bir tanesi. Amir'in sadece 6-8 değil 10 numara gibi oynadığı maçlar da var mesela Konyaspor'da. Beşiktaş'ta tabii burayı tam olarak göremedik ama bu maçta da çok net bir şekilde savunma yönden baktığımız zaman Lucas Torreira ön plana çıkacaktır. Artıları çok fazla. Ya ikisi birbirinden şöyle öyle. Biri savunma yönünde çok ağır basıyor. Torreira, Amir Hacı Ahmet Öviç'e. Hacı Ahmet Öviç ise Torreira'ya göre biraz daha hücumda etkili oyuncu. Duran topları mesela Beşiktaş'ta kullanan oyuncu Amir. Bir de topun başına o geçiyor. Uzun zamandır Sergio ile beraber oynamaları da Lucas Torreira'nın avantaj. Amir orada dediğin gibi Salih ile oynayabiliyor. Hadi değişik isimlerle oynadı orada yani birkaç tane farklı. Maxim'le oynadı. Bu maçta mesela Maxim sonra hamle oyuncusu olarak. Redmond'ın mesela forvet arkası oynadığı maç vardı. İşte ikisi yani Amir'le Salih iki merkez oldu. Redmond önlerinde oynadı. Orada o yüzden yani bir avantaj var. Sürekli birlikte oynadığı iki ve gerçekten de birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Bu son maçta mesela Sergio penaltı attı ama Sergio beklediğim performansın biraz dışında kalmıştı. Yani kaybedilen bir puan kötü bir maçtı ama sahada tek eleştiremeyeceğim oyuncu mesela Lucas Torreira'ydı Karagümrük maçında. Bu maç için de önemli bir oyuncu. Savunmayı da çok fazla yardımcı oluyor. Zaman zaman ileriye hücuma çok net çıkışları var. Beşiktaş karşısında da yine Lucas Torreira'yı ben o bölümde biraz daha avantajlı görüyorum. Yani orta sahada o Abdülkerim Bardakçı ve Nelson'un önünde onlara da ayrı bir güç veriyor yani orada olması. Amir'le Salih'in yan yana önünde hiçbir maçı kaybetmedi Beşiktaş bu arada. Onun transferinden sonra 6 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlikleri var. Hiçbir maçı kaybetmedi ama dediğimiz gibi savunma açısından bakarsak ya yani Amir bir Josef de Souza değil. Çok daha farklı bir profil. Bugün belki Beşiktaş'ın elinde Josef de Souza olsaydı mesela bu derbide öyle bir oyuncusu. Torreira'nın karşılığında bizim karşısına koyacağımız isim değerlendirme açısından Josef olurdu mesela. Salih ve Mertens'i kıyaslayacağız. Salih biraz daha hücumda sorumluluk alması beklenen 8 numaralarından biri. Mertens daha çok 10 numara, hatta dönem dönem ikinci santrfor gibi de konumlanabiliyor. İhtiyaç halinde orta sahaya da yardımcı oluyor ama orada enerjiyi çok kullandığında hücum performansı biraz düşebiliyor. Maç sayıları çok yakın, 25'e 24. 3 gol 6 asist Salih, 6 gol 3 asist Mertens. Pas isabet oranı Salih'in daha yüksek. Hücum katkısı zaten Mertens'in daha yüksek. Ortada 1.3 isabetli şut, isabetli orta 1.1. Salih 2 maçta 1 neredeyse isabetli şut atıyor. Hücum katkısı zaman zaman sınırlı görünebiliyor. Tabii. İsabetli ortası da maç başına 0.5. Şöyle, çünkü Salih bu maç 25 maçın birçoğunu savunma önünde, evet, 6 numara pozisyonunda oynadı. Valerian İsmail döneminde de aynı şekilde oynadı. Hatta Şenol Hoca'nın ilk maçlarında da aynı şekilde. Ne zaman ki Gerson Fernandez'den artık hücumda istediği verimi alamadığını görünce Şenol Hoca Salih'i biraz öne çıkarmaya çalıştı orada ki zaten bunu da kendisi ifade etti. Gerson topu kendi yarı sahasından çıkarıp ileriye taşımakta çok üst düzey bir oyuncu. Bunu çok iyi başarıyor. Dinamizmi, temposu çok yüksek ama final noktasında problem yaşıyor. Final pasları kalitesi zayıf. O yüzden orada merkezden bir türlü destek alamıyordu Şenol Hoca hücuma. Ve Salih'i biraz öne çıkarmak istedi. Salih öne çıktığında da son maçlar işte yani şu 4-5 maçlık periyottur bu. Orada gol katkısı, asist katkısı derken biraz hocanın istediklerini yaptı ama yine de aynı pozisyon oyuncusu değil. Yani Mertens bugün pas yüzdesi mesela daha fazla. Çünkü ya oynadığı mevki Mertens'e göre baskının daha az olduğu bir alanda oynadı. Çoğunu 6 numarada oynadı ama 8 numarada oynadı. Mertens rakip savunma bloklarının 2 bloğun arasında bu oyunu oynuyor. Şut farkı da tamamen bununla kaynaklı. Biri kaleye çok daha yakın oynuyor, biri 40 metre ötede oynuyor bu oyunu. İkisinin kıyaslaması tabii ki çok farklı. İstatistikler anlamında 9 gole katkı, maç sayısı birbirine çok yakın. İsabetli şutta Mertens'in çok fazla, o da oyundaki yerleri itibariyle farklı. Yani hakikaten birisi zaman zaman forvet oynadı, forvet arkası oynuyor. İstatistiklere baktığımız zaman birbirine yakın. İsabetli şutta ve isabetli ortada Mertens üstün.
Ama oyun anlamında da, kalite anlamında da baktığın zaman Mertens Salih'in çok üzerinde. Hücum açısından evet, savunma açısından Salih'i ayrı tutarım. Şöyle, Salih belki de çok dikkat çekmiyordur izlerken mesela. Top kapma yüzdesi çok iyi. Bu sezon birçok maçı hatırlıyorum ben Salih'in. Bir ya da ikinci olmuştur o maçta en çok top kapan oyuncu olarak. Ki son Ümraniyespor maçının da en çok top kapan oyuncusu, en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu. Fiziksel açıdan da aslında gördüğün, baktığınız zaman Salih size onu vaat etmiyor gibi görüyor ama ikili mücadele kazanma oranı yüksek, top kapma oranı yüksek. Özellikle pas aralarında mesela sahipsiz top kazanmayı çok iyi yapıyor. Valerian İsmail döneminde hatırlarsın Kerem, bir istatistik vardı Salih ile ilgili. Sahipsiz top kazanmada ligin birinci sırasındaydı. Evet. Mesela bunları çok iyi yapıyor. O yüzden aralarındaki rol farkı var çünkü. Ya rol farkı işte, o yüzden bu eşleştirme aslında çok normal olmamış bana göre yani. Çünkü o rol farkından ama dolayı... Ama biraz şundan kaynaklı. İki takımın orta saha dizilimi farklı. Orada mümkün olan en yakın oyunculara tabii tercih ediyoruz. Şimdi yoksa mesela, profil olarak çok değişik. Sergio'yu kimle eşleştireceğiz? Mesela Cenk'le Kerem'i kıyaslayacağız. Sergio'yu kimle kıyaslayacağız mesela? Gerson'la. Ya onlar da çok farklı oyuncular. Onlar ama mevcut da bu tabii ki ya yani. Hayır, zaten şöyle, dizilim de farklı. Yani o yüzden sadece profil, yani profili ayrı, dizilim de farklı. Yani bir takım Beşiktaş 1-6-2-8 ile dizilirken Galatasaray 6-8-10 şeklinde dizilir. Öyle olduğu zaman da Salih'in savunmasının aslında çok iyi olduğu. Aslında Şenol Hoca'nın istediği de bu arada. Öyle olduğu yani zaman da senin söylediğin 6-8-10 dizilimi. Öyle olduğu zaman da senin söylediğin ortaya çıkıyor. Salih'in savunmada katkısının çok fazla olduğu. Tabii canım. Mertens'in de Galatasaray'ın kazandığı maçlardaki hücumdaki katkısı. İsabetli şut ve isabetli orta sayısı çok daha ileride oynamaz. Özellikle şut konusunda Galatasaray'ın en çok şut çeken oyuncularından bir tanesi. Rakip kaleye 20 metre dönüyor, diğeri 40 metre dönüyor. O yüzden yani eşleştirmenin o bölümde biraz adaletsizlik var yani, o öne çıkanlarda. Fenerbahçe'nin Sivas Spor Kamp kadrosu belli oldu. Hemen hızlı bir şekilde bu kadroda olan oyunculardan bahsedeyim. İrfan Can, Ertuğrul Furkan kaleciler, Samet Perez, Serdar Yiğit, Efe Ferdi, Osayi Oşterwolde, Nazım Alioski savunmacılar, Arao, İsmail Crespo, Mert Hakan, Arda İrfan Can, Rossi, daha çok orta saha ve kanat oyuncuları olarak adlandırabileceğimiz futbolcular, Serdar King, Valencia, Pedro, Jesus'un santrfor pozisyonunda değerlendirebileceği isimler. Burada sakatlık süreçleri olan Perez, Oşterwolde gibi oyuncular kadrodaki son maçta da vardı. Nazım yine kadroda görüyoruz. Joshua King kadroda yer alan isimler arasında yine yer alıyor. Olmayanlara bakmak lazım. Hemen Zayt'sı göremedim. Evet, Zayt'sın bir sakatlık durumu söz konusu. Bir de bu maçta Atina Salah yok. Salah zaten yok. Evet, o yüzden acaba sakat diyorum, aylar sonra Perez'i görecek miyiz? Sol stoper olarak şu an o var. Yani Samet, Serdar ve Luan Perez arasından 3 oyuncunun ikisini hoca tercih etmek durumunda. Bunları hoca, da az sonra konuşacağız. Hoca Samet'le mi başlar, Serdar'la mı? Serdar'la başlar herhalde. Samet'le başlar bence. Az sonra bunları konuşacağımızı belirtelim. İki takımın sağ kanat oyuncularını kıyaslayalım. Sağ kanatlara baktığımızda Redmond ve Raşit Sağ'ı görüyoruz. Raşit Sağ oynar mı oynamaz mı bilmiyoruz. Hocanın özellikle sol bekte yapacağı tercih Raşit Sağ'ın da burada kaderini belirleyecek. Redmond ve Raşit Sağ'ı kıyaslayacağız. Az sonra Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında oynayacağı maçı da konuşacağız. 22 maçı var Redmond'un, 5 gol 5 asist. 21 maç Raşit Sağ, 4 gol 4 asist. Dribling sayıları yakın. Redmond biraz daha baskın. İsabetli şut ve isabetli orta ortalamaları da hepsi yakın. 3 kategoride de dribling, isabetli şut, isabetli ortada Redmond'un biraz daha baskın olduğunu görüyoruz. Raşit Sağ takım savunmasına özellikle çok çok yardımcı olan bir oyuncu. Redmond ona göre bir tık daha kreatif bir profil. Burada maç sayıları birbirine çok yakın ama süre anlamında Redmond geride kalmış olabilir bir yerde. Evet. Yani Raşit Sağ neredeyse tüm maçlarda tamamına yakın oynamıştır. Redmond çünkü son haftalarda oynamaya başladı. Ona rağmen istatistiklere baktığınız zaman birbirine çok yakın. Ben çünkü hep süreye ve maç sayısına vardı bakarım. Ligin ilk bölümünde mesela Muleka kanatta oynuyordu, Redmond solda oynuyordu. Bazı maçlarda değişti. Sonradan mesela Tayfur Büngöl'ün oynadığı Redmond'un yedek kaldığı maçlar vardı. Şöyle bir şey var. Bu gol katkısının hepsini Redmond Şenol Hoca döneminde yaptı. Evet. Valerian İsmail döneminde yok katkısı. Doğru. Şenol Hoca da açıldı. Biraz daha saha içerisinde özgürlük tanınınca ve özellikle yani o maç mesela bence Şenol Hoca çok güzel bir mesaj verdi Redmond.
Kendisi de bunu zaten daha önce ifade etmişti. Röportajda yaptığımda sormuştum. Yani solda oynadı, sağda oynadı. Hani hangi kanatta daha iyi oynadığında. Ben forvetle oynadım kariyerimde dedi. Evet. İleride tek başıma oynadığım maçlarım da olmuştu dedi. 4-4-2'de zaten... çift santrfor'un parçası olarak oynadım. Evet, forvetle... Daha gizli forvet rolünde santrfor. Forvetle oynadığım oldu dedi. Hatta ben altyapı eğitimi Birmingham'a geçti. Birmingham'daki döneminden bahsederken de tek başıma oynadığım maçlarım da oldu dedi. Yani hücumda her bölgede oynayabilirim diye. Kayseri Spor maçıydı. Şenol Hoca forvet arkası oynattı. Senin dediğin gibi bir yardımcı forvet rolünü verdi ona. Attığı golle maçı çözmüştü. Evet. O maçtan sonra tekrar bu merkezde Gerson'dan alamadığı katkıyı artık görünüyor Şenol Hoca. Bir maçta daha yine Giresun maçı mıydı? Giresun maçıydı galiba. Yine forvet arkasına çekmişti Redmond'ı. O maçta forvet arkası oynamıştı. Yine katkısı vardı. Yani oyun içerisinde sol sağ kanat dışında merkeze de çok rahatlıkla koyabildiğiniz oyuncu. Zaten oyun profili olarak da çizgiyi çok iyi kullanıyor. Ama aynı zamanda içeri devrilmeyi de çok seviyor. Ve o yüzden mesela az önce orta sahalar konuşurken belki konu gelmedi. Mesela Berkan'la başlanan bir senaryoda Redmond'a sorun çıkaracağı oyuncu sadece bekteki oyuncu değil. Merkezde onunla eşleşecek yanındaki orta saha oyuncusu da çok büyük problem yaşar. Şimdi Redmond'un mesela 6-7 haftalık performansına baktığımız zaman Şenol Hoca'ya beraber formayı aldı ve bir daha bırakmadı. Özellikle Fenerbahçe maçı muazzam bir performans. Raşisa'nın da 7. hafta mıydı, 8. hafta mıydı? Kastamonu Kupa maçıydı. Yunus oynuyordu çünkü sezon başından beri. Yunus Kerem. Orada o konuca 3 yerli konusunda da bir türlü vazgeçemiyordu. Bazen bazı futbolcular bir maçta o görevini iyi yaptıktan sonra arkasından maçı formayı bırakmayabiliyor. Raşisa bunu çok iyi yaptı. O Kupa maçında oraya kadar Yunus Kerem direkt iki kanatta oynayan oyuncuydu. Ve hep üzerine koyarak devam etti. Geçen haftaki maçı özellikle Mertens'in performansı da dahil. Ben bir tek üstüne basarak sonra Lucas'ın performansını çok beğenmiştim. Bazen olabiliyor. O stres, yoğunluk, maç temposu. Ama Raşitsa şu anda Galatasaray'ın en önemli oyuncularından bir tanesi. Bu maçta da en çok iş düşecek özelliklerde. Redmond biraz daha özellikleri olan bir oyuncu. Raşitsa'nın da kendine göre kanattan içeriye atıp asist konusunda, ikili mücadele konusunda, savunmaya yardım konusunda iki farklı oyuncu var burada. Yine burada tam birebir aynı oyuncu önemli özelliklerde diyemeyiz yani. İkisinde çok farklı özellikleri var. Tabii ki. Sol kanatları son olarak mukayese edelim. Cenk ve Kerem. Cenk Tosun aslında santrfor özelliği baskın olan bir oyuncu. O bölgede daha önce de oynadı. Şenol Güneş'le birlikte de yine verimli göründüğü çok sayıda karşılaşma var. 27 maç, 12 gol, 3 asist, %72 pas isabeti. Maç başına 1 isabetli şut, %49 ikili mücadele kazanma. Cenk Tosun'un yüzdesi bu. Kerem Aktürkoğlu'na baktığımızda 28 mücadelede 9 gol 5 asist yaptığını, pas isabet oranı %70, isabetli şut 0.7, ikili mücadele kazanma %46. Cenk ve Kerem'i mukayese ettiğimizde ortaya çıkan rakamlar bu şekilde. Hangi oyuncu kendi kanadında daha baskın olabilir? Yani senin de dediğin gibi Cenk santrafor olmamasına rağmen bunları yaptı ve özellikle şu da var, oynadığım maç sayısına Valerian İsmail döneminin tamamen çıkmak gerekiyor. Neden? Valerian İsmail döneminde en uzun süre oynadığı maç Trabzonspor maçı. 63'te yanılmıyorsam oyuna girmişti. Onun dışında 5 dakika, 7 dakika, 1 dakika, 3 dakika. Gol attığı maçtan sonra yedek kalmıştı işte Trabzonspor maçında gol attı. Ertesi hafta Hatay maçıydı. Yedek kaldı, Muleko oynamıştı. Aslında Şenol Hoca dönemini sadece tek başına Cenk'te değerlendirmeye alsak istatistikleri muazzam. İnanılmaz gelir yani. Ve şöyle ayırıyorum Kerem'den. Daha kıymetli buluyorum. Kerem'in performansı elbette çok değerli ama Cenk'i şöyle kıymetli buluyorum. Kanat oyuncusu olmamasına rağmen bunları yaptı. Bir santrafor oyuncusu senin de dediğin gibi. Ama geçmişte Mario Gomez oynadığı dönem vardı. Ama Dembaba ile oynadı, Aboubakar ile oynadı. Hep bu ikinci forvet rolünü üstlenmek zorunda kaldı. Santrafor'da zaten yaptıklarını biliyoruz da santrafor dışında da bunu her seferinde başarıyla icra etmesi bence çok kıymetli. Ya bir kanat oyuncusu normalde o bölgenin oyuncusunun dahi oraya koturamadığı yerde, performansıyla kurtaramadığı yerde Cenk'in bir santrafor olmasına rağmen bu kadar gol katkısı vermesi bence takdir edin. Cenk iki takım arasında oynanan ilk maçta da gol atmıştı ama evet. Onun kanadından Galatasaray epey etkili gelmişti. Yani savunmaya yardımı
çok kısıtlı kalmıştı. İç saha maçında daha farklı bir görüntü olabilir mi? Ya elbette şöyle, hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Şenol Hoca bir maçta Cenk'le ilgili... Bir son dakikamız var, özür diliyorum, devam edeceğiz. Onur Bulut Kayseri Spor'a karşı davayı kazandı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Beşiktaş'ta futbolcuyu bu davada haklı buldu sevgili seyirciler. Beşiktaş birazdan açıklama yapacak. Beşiktaş'ın da yapmış olduğu bir açıklama var. Onu söyleyelim. Uzun da bir açıklama. Bunun üzerine de konuşacağız. Sercan Dikme az sonra hazır olabilir. Onur Bulut davasıyla alakalı mutlaka söyleyecekleri vardır. Hatta telefon attığımızda Sercan, yayınımıza hoş geldin. Konuyu bizim için özetler misin? Kerem Can Bulut, teşekkür ederim. İyi yayınlar. İki tane farklı durum var. Tam yayının başında kaçırdım. Onur Bulut'la ilgili durum ilk olarak söyleyeyim istersen. Müsaaden varsa. Tabii ki, lütfen. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitmişti dava, bildiğiniz üzere. Onur Beşiktaş'a devre arasında imza atmıştı. Kayseri Spor Kulübü yetkilileri bu kontratın usulsüz şekilde gerçekleştiğini, Kayseri Spor ve Onur Bulut arasındaki sözleşmenin halen devam ettiğini söylemişlerdi. Ancak bu böyle sonuçlanmadı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu oy birliğiyle, altını çiziyorum, oy birliğiyle Onur Bulut'u haklı buldu ve herhangi bir problem ortadan kalkmış oldu, oluşabilecek bir problem. Tabii ki yasal olarak Kayseri Spor Kulübü'nün bu davayı itiraz etme, bu sonuca itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda davayı Onur Bulut kazandı. Beşiktaş Kulübü'nün ileriye dönük veya geriye dönük Kayseri Spor Kulübü'ne herhangi bir tazminat bedeli ödemeyeceğini altını çizelim. Kerem Can Bulut. Sercan, sen tam bağlanırken Beşiktaş'tan açıklama geldi. Bilmiyorum göz atma imkanlı oldu mu, ben çok fazla bakamadım tam o sırada sana bağlandığımız için, ama Alişan Sal'ın atamasıyla alakalı yöneltilen bazı eleştirilere cevap niteliğinde, hatta satırlara da baktığımda epey sert ifadelerde görüyorum. Nasıl çok sert, yorumluyorsun? Çok sert Kerem. Yani biz aslında 2-3 günden bu yana Beşiktaş cephesinden Alişan Sal'ın Beşiktaş istediği yorumlarına Beşiktaş penceresinden neler söylediğini aktarıyoruz, ama Beşiktaş Kulübü çok sert bir açıklama yapmış. Yani ilk olarak açıklamaya dair satır başlarını söylemekte fayda var. Hakem Alişan Sal'ın başta Galatasaray CNA olmak üzere son olarak onlara eklenen Fenerbahçe cephesinden de günlerdir kendisi hakkında yapılan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe cephelerinden bir taraftan işte Alişan Sal'ını Beşiktaş istedi dedi Galatasaray'dan, ya Galatasaray'a yakın kaynaklar ve sosyal medya hesapları. Daha sonra işte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu maçın hakemine yönelik isteği Alişan Sal'ın olduğu ifade edildi. Maça olumsuz etki edeceğini düşünüyor bu düşüncelerin. Bu düşünceden hareketle adil bir yönetim tarzı ile bilinen Alişan Sal'ın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Alişan Sal'ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz. Tekrar edeyim, burası çok önemli. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Alişan Sal'ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz. Yani eğer Merkez Hakem Komitesi istemesi durumunda hani biz istiyoruz, Beşiktaş istiyordu düşüncelerini çürütmek adına Beşiktaş Kulübü hakemi değiştirebilirsiniz. Bizim için herhangi bir problem yok diyor ve ekliyor. Buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz. Kalemşörleri ve trolleri aracılığıyla şans alanı istemediği belli eden rakibimizin de bu çağrımızı olumlu bularak destekleyeceğini düşünmekteyiz. Madem Beşiktaş istemiyor, Galatasaray da bu çağrıya ayak uydurabilir. Galatasaray'da Alişan Sal'ın değişmesine onay verebilir diyor Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden yapılan açıklama. Ve son olarak şurayı da belirtmek isterim. Türk futboluna pusup kültürünü getirenlere kabak tadı veren, senaryolarla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, son olarak sezon boyunca dillerinden düşürmedikleri, tırnak içerisinde, ligi bitirtmeyiz
algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz diyor Beşiktaş kulübü yapmış olduğu internet sitesinden. Yani Beşiktaş, buna bir şöyle bir ekleme yapabiliriz. Beşiktaş kulübü Kerem Can Bulat bu sezon içerisinde haklı veya haksız, kendi penceresinden haklı olabilir, başka kulüplere göre haksız olabilir, doğru olabilir, yanlış olabilir. Birçok istediği şey zaten gerçekleşmedi. Yani Galatasaray'ın burada konuştuğum isimler, buna Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi de dahil. Onlarla konuştuktan sonra bu çıkarımı yapıyorum. Yani Beşiktaş'ın hangi isteği oldu ki şu an artık ligin sonuna doğru gelmişken, Galatasaray'la arada 8 puan fark varken, yani bir şampiyonluk yolunda bir mücadele de vermiyor Beşiktaş Galatasaray'la. Bu maça neden ekstra bir hakem talebinde bulunsun, neden istediği bir hakem isteğinde bulunsun? Ki kaldı ki Galatasaray ve Beşiktaş arasında bu sezon yani ekstra bir rekabeti oluşturabilecek bir durum yok ki. Beşiktaş nasıl, bunu konuştuğum yöneticiler ve önemli isimler söylüyor Beşiktaş'ta bulunan. Beşiktaş Galatasaray'a ekstra bir mücadele içinde değil ki. Fenerbahçe maçında Kadıköy'de nasıl hesapsızca, kitapsızca gidip Fenerbahçe'yi yendiysek diyorlar, Galatasaray'a yarayıp yaramadığını düşünmeden. Yine Galatasaray'la bir maçımız var. Bizi sağ dışına çekmeye çalışıyorlar. Biz yine Fenerbahçe'yi düşünmeden, başka takımları düşünmeden ligi en iyi sırada bitirmek için Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Buna bir manipülasyon ortaya çıkartacak. Farklı iddialar ortaya çıkaracak. Maçı gerecek. Bazı şeyler yapmaya gerek yok diyor. Beşiktaş kulübü yetkilileri bunu söylüyor. Zaten özellikle Beşiktaş kulübünün internet sitesinde yaptığı açıklamanın son paragrafında şu var. Bu çok önemli. Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki ligi bitirmeyeceklerini söyleyenler istediklerini elde edince kapılı kapılar ardında saklanma yolunu seçmişlerdir. Zaten burada Sayın Erdem Timur herhalde hedef alınıyor. Herhalde değil o. Çünkü Sercan açıklaması Sayın Sercan, Erdem Timur'dan gelmişti. Devam ediyor Beşiktaş kulübü. Ben Beşiktaş'ın açıklamasını... yabancı gelmemektedir. Sercan, ben Beşiktaş'ın açıklamasının tamamını okuyacağım. Beni duyabiliyor musun? Direktörleri de defalarca şahit olduk. Lig sonunda her şeyi açıklayacağız diyenler şampiyon olduktan sonra adeta ortadan kayboldular. Karşımızdaki rakip aynı yöntemle aynı. Şimdi de belgeleri açıklarız, tehditleri savuruyorlar. Manipülasyonları bırakın, buyurun açıklayın ama iş işten geçmeden açıklayın diyor Beşiktaş kulübü yapmış olduğu internet sitesinde Kerem Can Bulat. Beşiktaş'ın açıklamasının tamamını ben bir kez daha izleyicilerimizle paylaşayım. Sonrasında üstüne konuşalım. Beşiktaş'ın bu durumu saha dışına çekmek istemediğini ya da rakiplerinin saha dışına çok çektiğinden rahatsız olduğunu açıkladı. Epey sert ve saha dışına da çekilme ihtimali yüksek olan bir açıklaması var. Bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Yani bir şekilde bütün kulüplerimiz maalesef saha dışında çok ciddi anlamda açıklamalar yapıyorlar. Bunlar üzerine de konuşuyoruz. Keşke bu tip durumlar olmasa, keşke futbol ortamımız içerisinde bu tip şeyleri konuşmak yerine oyuna odaklansak ama bütün taraflardan böyle açıklamalar geliyor. Bizler de paylaşıyoruz, üstüne de değerlendirmede bulunuyoruz. Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere geçit yok başlığını atmış Beşiktaş yaptığı açıklamada. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki rakibimiz Galatasaray'ın medyadaki kalemşörlerinin ve sosyal medyadaki trollerinin aldıkları talimat sonrası planlı olarak aynı anda başlattıkları algı operasyonunda dozu her geçen gün arttırdıklarını dikkatle takip etmekteyiz. Başkanımız Ahmet Nurçebi'nin derbiye Ali Şansalı'nın atanmasını istediği şeklinde aslı astarı olmayan bir iddiayı ortaya atmak suretiyle kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle müsabakanın hakemi ilan edilen Ali Şansalı'nı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır. Hakem Ali Şansalı'nın başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareketle adil bir yönetim tarzıyla bilinen Ali Şansalı'nın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalı'nın yerine
derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz diyor. Kalemşörleri ve trolleri aracılığıyla şans alını istemediğini belli eden rakibimizin de bu çağrımızı olumlu bularak destekleyeceğini düşünmekteyiz. Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere, kabak tadı veren senaryolarla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara son olarak sezon boyunca dillerinden düşürmedikleri ligi bitirtmeyiz algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki ligi bitirtmeyeceklerini söyleyenler istediklerini elde edince kapalı kapılar ardına saklanma yolunu seçmişlerdir. Bu yöntem bize hiç de yabancı gelmemektedir. Bu tavra rakibimizin geçmiş yönetimlerinde de, geçmiş teknik direktörlerinde de defalarca şahit olduk. Lig sonunda her şeyi açıklayacağız diyenler şampiyon olduktan sonra adeta ortadan kayboldular. Karşımızdaki rakip aynı, yöntem aynı. Şimdi de belgeleri açıklarız, tehditleri savuruyorlar. Manipülasyonu bırakın, buyurun açıklayın. Ama iş işten geçmeden açıklayın. Beşiktaş'ın yaptığı açıklama bu. Epey sert bir açıklama. Galatasaray'ı hatta Fenerbahçe'yi de hedef alan bir açıklama gibi görünüyor. Çok, çok sert bir açıklama. En son cümle güzel. İş işten geçmeden. Çünkü iş işten geçtikten sonra yapılan açıklamaları ben hayatım boyunca hiçbir zaman kayla almadım. Burada Beşiktaş haklı olarak isyan etmiş. Çarşamba günü yine bu masada burada otururken maçın hakeminin Ali Şansan olabileceğini hatta %99.9 benimki bilgiye dayalıydı. Benim TFF'de hakemler var. Ben hep derbi maç öncesi hakemler hakkında şu olur bu olur diyordum. Yani baktığımız zaman Abdülkadir Bitiken'le Ali Şansal'ın ağır bastığını yapay zeka mıdır, atama mıdır, nasıl olur onu bilmiyorum dedim. Bir aşağı yukarı bir ikinci dilimde de Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaptı. Bizim bu hakemi istediğimiz yönde çıkan haberler, işte Tirol haberler vesaire gibi burada da isim vermemişler. Aslında isim verilmesi lazım. Hedefteki isen burada Erden Timur belli. Çok net bir açıklama. Maça şu ana kadar bugün de Cuma. 48 saatten fazla var. Hakemin değiştirilmesi konusunda Beşiktaş çok net hodri meydan demiş. Benim okuduğum haberler Fenerbahçe, Beşiktaş ortaklaşa bu hakemi istedikleri. Değil mi? İki gündür böyle bir haberler okuyoruz yani. Böyle bir karar alındı. Ben yapay zekaya karşı olduğumu, hakemin Ali Şansal olabileceğini tamamen bilgiye dayalı. Ama arkasından bir baktım. İşte bu iddialar. Fenerbahçe, Beşiktaş ortak. Hatta maçın hakeminin Atilla Karaoğlan olduğunu iddia ettiler ve değiştirildiğini iddia ettiler. Beşiktaş haklı bir açıklama yapmış. Çünkü birçok iddia vardı. Buyurun Oddi Meydan hangi hakemi verirseniz verin diyor. Evet. Ben buna başka bir şey söylemem. Hatta isteyen kızsın alkışlarım yani. Böyle bu kadar iddia varken Beşiktaş Kulübü böyle bir açıklama yapıyorsa Hodri Meydan hakemi değiştirin diyor değil mi? Ben yanlış mı anladım? Evet. Eğer böyle bir şey varsa hakemi değiştirin diyorlar. Şikayeti olan hakem değil. Bizim bir bundan ben alkışlıyorum abi isteyen kızsın yani. Böyle Beşiktaş. Bir iddiaların olduğu ya da Beşiktaş Kulübü hakemi değiştirin Hodri Meydan diyor. Ben de alkışlıyorum. Eğer MHK, Türkiye Futbol Federasyonu birçok hakem var. Böyle istekte bulunan bir hakemi, şey yönetimi değiştirmemesi için bir sebep yok. Değiştirmesi için birçok sebep var. O gün. Madem iki taraf da artık istemiyor, bizim için sakıncası yok diyor Beşiktaş. Galatasaray'da öyle bir algı yaratıldı ki Beşiktaş bu hakemi sanki tayin ettirdi. Beşiktaş'ın o kadar gerçekten gücü var mıydı? Bu sezon şöyle Beşiktaş'ın taleplerine, isteklerine, hatta geçtiğimiz sezondan bu yana bir bakalım. Hangisi yerine gelmiş, hangisinde başarıya ulaşmış hakemlik konusunda özellikle. Geçtiğimiz sezon işte sonunu hatırlıyorsunuz. Hakemlerin görevlerine el çektirildiği süreçte Beşiktaş destekleyen taraftaydı. Sonra geri döndü o hakemler. Bu maçlarına istemediği diyelim bir hakem vardı. Kimdi o? Halil Umut Meler. İki kez üst üste atandı. Evet. Örneği yoktur futbol tarihinde. İki kez üst üste atandı. Zaten bütün maçları Halil Umut Meler yönetiyor. Belki bu götürdü. Araya giriyorum. O Fenerbahçe son maçta vardı olduğu için, o bir iki pozisyona müdahale etmediği için belki bu maçı da Halil Umut Meler yönetebilirdi. Yani artık bir maçı da yönetmesin artık yani şu yani da son haftaki derbiye mi saklandı? Her 10 U20 Dünya Kupası'na gidecekmiş bu arada. Her 10 maçın 7'sini Ali Umut Meler yönetiyor artık büyük maçları. Yapay zeka öyle diyelim. Şimdi bu sezon şöyle bir tablo olsa diyeceğim ki ya acaba tablo çok kötü bir takım adına da yönettiği maçlar o yüzden mi böyle bir algı yapıldı? İşte Galatasaray bu sezon 3 maç oynamış Ali Şansal'ın yönettiği 3'ünü de kazanmış. Beşiktaş 4 maç oynuyor. İkisini kazanıyor, ikisinde berabere kalıyor. Hani öyle bir taraf 11 maçta bir mağlubiyet gözüküyor totale baktığı zaman. Bu arada hakemlik üzerinden okunabilecek bir şey değil. Burada oyuncuların emeği var. Onun sonuçta Galatasaray 3 maçı da oynadı. Adana Demirspor maçı, Ümraniyespor maçı oynadı ve kazandı. İşte hatta Ümraniye maçı Gomis'in son dakikalarda evet, gelip gol attı maç, değil mi? Şimdi burada
hangi maçta ne hata yaptı? Buna bakalım. Yani böyle bariz bir takıma hatası mı var? Öyle bir şey de hatırlamıyorum ben Ali Şansalan'la ilgili. Burada tamamen ben ters algı yürütüldüğünü düşünüyorum. Maç öncesi Ali Şansalan'ı baskı altına alabilmek için, bir grup tarafından baskı altına alınabilmesi için Beşiktaş'ın istediği hakem algısı yürütüldü. O imaj verilmeye çalışıldı. Tam tersi etki yaratması için. Ama şimdi Beşiktaş çok güzel bir açıklama yaptı. Eğer gerçekten herkes istiyorsa, iyi niyetliyse, gerçekten bu konuda bir adım atılmasını istiyorsa, rahatsızsanız destekleyin. Meğerse pek de bir örneği çokça yaşandığı şekilde hakem değişikliğine gidilebilir. Bu maçta da yapılabilir. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın dediği gibi Ali Şansalan hangi psikolojide nasıl maç yönetecek? Şimdi o karar mekanizması sağlıklı işleyebilir mi sizce? Çok zor. Ya şimdi ya şu düdüğü çalsam acaba maçtan önce benimle ilgili yapılan Galatasaraylı... Beşiktaş'ın hakemin psikolojisiyle ilgili söylediği şeye katılmamak zor. Ya şimdi sonuçta yani kolay bir durumda değil. İnsan şeşer evet. Beşer yani düşünecek o düdüğü çalarken. Bir laf var ya. Ve ikincisi çok özür diliyorum. Erden Timur'un adı verilmedi. Erden Timur'la ilgili bir bölüm var orada. Ben daha önce de söyledim. Sayın Erden Timur o cümleyi sarf ettikten sonra elimizde belgeler var. Lig bitince açıkçası. Ben söyledim. Eğer bir temizlik yapmak istiyorsanız beklemeyin dedim. Yani beklemeyin. Niye bekliyoruz? Yani Türk futbolunda zaten ömrümüz hep beklemekle geçti. Birilerinin bir şeyi açıklamasını beklemekle geçti. Bugün de böyleydi. Bundan 10 sene önce de aynıydı. 20 senedir hep aynı şeyi diyoruz değil mi? Konuşursam yer yerinden oynar. İşte elimizde kayıtlar var. Elimizde belgeler var. Şu hakemle ilgili şunları açıklayacağız. Hiç açıklandığını gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Ben de görmedim. Ya bir kez biri açıklayacaksa açıklasın. Samimiyetine gerçekten inanmak istiyorum Sayın Erden Timur'un. Ve bugün açıklarsak işte ligde şöyle olur böyle hani ortam gerilir. Ya zaten yeterin. Ne gergin? Niye lig sonunu bekliyoruz ki? Ve bir şeyi temizlemek istiyorsanız da iş işten geçten sonra yapılmaz değil mi? Ortada bir kusur, bir hata, bir kötü niyet gördüyseniz onu o anda yapmanız gerekiyor ki bazı şeyler bertaraf edilmesin. Şimdi burada kalmış ligin sonuna 1,5 ay deyip de açıklamamak zaten açıklamanın yapılmasının üstünden 1 ay falan geçti. Keşke o gün deseydi ki işte şu gün şu saatte ligle ilgili, hakemlikle ilgili elimizdeki belgeleri açıklayacağız. Herkesi davet ediyoruz. Biz de gerçekten Türk futbolunda yani 40 yıldır söylenen ama bir kez hayata geçirilmeyen o belge açıklanmasını görseydik. Tekrar söylüyorum, Sayın Erden Timur ve Galatasaray camiası gerçekten bu konuda samimiyse ki samimiyetine inanmak istiyorum. Artık bu temizliği kendileri başlatsın. Erden Timur başlatsın ya ve ben bundan 10 sene sonra da diyeyim ki ya Galatasaray'da Sayın Erden Timur vardı. Bir gün şöyle bir şey söyledi ve dediğini de yaptı. Belgeler vardı, açıklayacaktı ve o günden sonra bir şeyler değişti bu ülkede, MHK'de, TFF'de. Ve inanayım güzel bir şekilde hatırlayabilelim ama... Biz bugün ne hatırlıyoruz? Geçmişten bugüne yöneticilerin söylediği ama hiçbir zaman yerine varmayan, hedefe ulaşmayan, sadece beyanda kalan sözlerini hatırlıyoruz. Başka Beşiktaş hiçbir şey hatırlıyoruz. Yönetimi şu anda bu açıklamasıyla sadece Erden Timur, Galatasaray Kulübü ya da Ali Şansan değil, Türkiye Futbol Federasyonu'na da dedi ki buyurun. Hani bir tabir var, bombayı bıraktı. Beşiktaş yönetimi şu anda 48 saatten fazla var. Açıklamasını yaptı. Buyurun dedi. Bu haberi yapanlar, açıklayanlar, İşte bu şekilde oldu diyenler, işin içine Fenerbahçe'yi de sokanlar, buradan hakem değişir mi? Hakem aynı kalırsa bu hangi psikolojiyle maçı yönetecek bilmiyorum. Yönetemez. Yani bak gerçekten de orada 40 bin kişi olacak. Hangi psikolojiyle maçı yönetecek? Değişmesi konusunda da yeniden bir yapay zeka mı yaparlar? Bir ortak akıl mı ortaya koyarlar? Ne koyarlar bilmiyorum. Ama son yıllarda izlediğim en sert açıklama. Bak çok net. Çünkü 2 gündür. Çarşamba günü söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Ben burada... Ya Erden Timur konusunda doğru dedin. Elimizde bir haber olduğu zaman o haberin gazeteye sabah çıkana kadar böyle bir şey oluruz değil mi? Tatlı bir heyecanımız oluyor. Çıksın ilk bize mi çıkacak acaba sosyal medyada yayınlanacak mı falan diye. Ben bir şey burada her zaman şunu söylüyorum. Ya ben bunu söylersem, hayır abi söyleyeceksin ben de onu söylüyorum. Ben söylersem dediğim zaman bizi izleyenlere ben haksızlık etmiş olurum ya. Ben bu kadarını biliyorum, bu kadarını söyleyeyim. Söyleyeceksin abi ben burada onun için varım bildiğim bilgi ne varsa. Abdurrahim Albayrak ben günlerce o çağrıda bulundum. Var kayıtları konuştu değil mi? Fenerbahçe standında buyurun o açıklamayı getirin soruyu soran benim. Ne zaman açıklayacaksınız? O maçtan sonra. Altta benim sorduğum sorun o. Burada da defalarca
dile getirdim. Sayın Abdurrahim Albak eski binamızdaydı o zamanlar. Yani ne zaman açıklayacaksınız bu VAR kayıtlarını? Fatih Hoca için defalarca söyledim. Sezon sonunda konuşurum. Ben 25-26 yıldır Galatasaray camisindeyim. Fatih Hoca milli takımdayken de Galatasaray'dayken de sezon sonu konuşacağız. Sezon sonu konuşulmuyor. Yıllarca Aziz Yıldırım da aynı şekilde. Ya bir konuşacaksınız. Bir tek bir şeyler değişiyor. Bugün işte onun için çok büyük fırsat. Beşiktaş burada çok net bir açıklama yaptı. Bu hakem konusunda olabilir. Erden Timur'a burada Galatasaray yeni bir cevap hakkı doğabilir. Bunu da bilmem adam yazmış yani. Kim yazdıysa bu açıklamayı. Muhtemelen Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler ortak bir şekilde yazmışlardır. Ben açıkçası isteyen bana kızsın. Yani Galatasaray'dan bir yanıt mı bekliyorsun? Olabilir. Federasyon aslında önce burada. Türkiye Futbol Federasyonu da zan altındaydı. Burada iki gündür Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe arasında giden bir hakem tartışması vardı. Ya sosyal medyaya akşam bakıyorum. O günü söylediği gibi Beşiktaş, Fenerbahçe bu hakemi istiyor. 11 maçını yönetmiş, 10 tanesinde galip gelmiş. Olabilir. Sahada çıkıyorsun, oynuyorsun. Hayır, bazen hakemi deniyorsun. Tablo aynı. Evet. Rakibinde de aynı tablo. Ben, özür dilerim. Burada federasyon mesela acaba sordu mu Sayın Erden Timur'a? Ya elinizde hangi belgeler var? Biz bu ülkenin futbol federasyonu yönetim kuruluyuz. Yani ya da getir buraya dedi mi? Ortada bir suç var diyorsunuz çünkü. Yani vahim belgeler var değil mi? Vahim şeyler var denildi. Ortada vahim durum varsa ortada bir suç var. Ortada bir ciddi problem var. Futbol Federasyonu yönetim kurulu olarak Erden Timur'dan bu belgeler istendi mi? Sorun bu. İstendiyse ne cevap alındı? İstenmediyse de neden sorulmadı mesela istenmedi? Çok doğru bir yere temas ettin. Bir gün ben burada bir takım iddialarda bulundum Galatasaray'da. Dedim ki bu. Baktım bana inanılmaz derecede. Şimdi söylemeyeceğim ne olduğunu. Çünkü bu geçmişte olan bir şey. Ama onların muhatapları biliyor. Dedi ki ya sen bunu iddia ediyorsun ama bu olay böyle değil. Peki dedim bu böyle değilse. O arada da Galatasaray'da herkesin bu kamuoyu da merak ettiği bir şey. Yarın öbürsü gün müsait olduğun zaman A-Spor kamera foto maçı gazetemde bir foto muhabir alıp geleyim. Bu senin söylediklerini haber olarak yapmaya madem ki bu tezin var. Hayır dedi kamera şey yapmıyorum ben sana sohbet etmek istiyorum. Öyle olmaz ki. Olur mu öyle şey? Madem ki benim söylediklerimin aksini söylüyorsun. Yetki de sende konuşmak için açıklama her türlü görevim var. Burada da Türkiye Futbol Federasyonu da bu işin içine girmeliydi. Sayın Başkan girmeliydi. Merkez Hakem Kurulu Lale Orta girmeliydi. Niye sessiz kalıyorsunuz? İki gündür böyle bir iddia var. Evet. Bu sezonun en sert açıklamalardan bir tanesi görüyorum. Bakın daha önce Fenerbahçe Galatasaray defalarca aynı günde 3 defa karşılıklı açıklamalar olmuştu biliyorsun. Fazla değil, 1,5 ay önce. Ama bu açıklama askıda kalamaz. Bu maç öncesi bazı şeylerin değiştirebilir. Sayın Erden Timur'un önünde de gerçekten büyük bir fırsat var bence. Kendisi yıllardır yapılmayanı yapabileceğini söylüyor. Yani elinde belgeler olduğunu ve bunları sezon sonu açıklanacağını söylüyor. Hayır, ortada bir suç varsa beklenmez. O gün açıklanır işte. Bir problem var değil mi Türk futbolunda? Niye bekliyoruz? Beklemeyelim. Bugün açıklayın işte. Temizliğe bugünden başlayın. Geçtiğimiz sezon lig devam ederken yapılmak istenen ve yapılmayan bu sezon yapılsın. Çünkü geçtiğimiz sezon yapılmayanın hiçbir işe yaramadığını görmedik. Gördük yani bu sezon. Hakemlere el çektirildi, göreve geri döndü. Ne oldu sonra? Bir şey değişti mi? Düzeldi mi? Hayır. Aynı hakem şeyleriyle devam etti. Belki mesela o gün bir mesaj verilmişti hakem camiasına. Yerine getirilseydi, arkasında durulsaydı bugün biraz daha sorunların azaldığını görebiliriz. Tek başına bu da değil. Ama bir yerden başlayacaksa Sayın Erden Timur bugün bunu başlatabilir. Niye bekliyoruz? Beklemeyelim. Türkiye Futbol Federasyonu'na şu anda ben ilk cevap hakkı Türkiye Futbol Federasyonu'na düşer diye düşünüyorum. Hakem ya ben desem ki elimde benim belgeler var. Açıklayacağım desem işte lig bitsin gazeteci olarak lig bitsin ben belgeler açıklayacağım. Federasyon lig bitene kadar 500 kere beni arar. O gün sevgili o gün bak tekrar söylüyorum bizler içinde kimin elinde ne bilgi varsa açıklasın. Herkes orada isim vermeden ithamlarda bulunuyor. Açıklamanın içinde bir takım ithamlar var. Evet. Ben burada söylüyorum her zaman söylüyorum. Medyası, yöneticisi, futbolcusu, taraf yani kim ne biliyorsa açıklasın. Benle ilgili de bir şey varsa çıksın açıklasın ya. Bak insanlar bıktı. Bakıyorum artık. İşte şu bazen isim veriyorlar. Şu medya mensubu şöyle yaptı, şu gazeteci böyle yaptı, şu sosyal medyada bunu söyledi, şu ondan bilmem ne alıyor falan. Açıklayın ya. Savaş abi. Herkes her şey çıksın ortaya. Yıllarca aynı söylemlerde bulunulduğu için kulüp yöneticileri tarafından ne yazık ki artık taraftarlar üzerinde de futbol severler üzerinde de etkisi eskisi gibi rağbet görmüyor. Azaldı yani. Çünkü söylem yerine ulaşmadığı sürece benim üzerine ne etkisi olabilir? Her sezon söylüyorsunuz zaten bunları. Artık alıcısı kalmıyor bir yerden sonra ama insanlar sıkılıyor bu söylemlerden.
Yani her sezon aynı şeyi yaşıyoruz. Her sezon işte birilerinin elinde bir kayıtlar var, belgeler var. Ya biri de bir gün açıklasın da insana bir rahatlasın. Gerçekten saha içerisinden ziyade biz programlarda ya da sokakta birbirimiz arasında, arkadaş ortamında ne konuşuyoruz? Saha içerisinde bir oyuncunun performansını konuşmak isterken, bir teknik adamın değişikliğini konuşmak isterken, bir saha sohbet ediyorsan 50 dakika Türk futbolundaki sorunlara hakemleri konuşuyoruz. İşte şu şunun arkadaşı, bu bununla iş yapıyor, bu bununla şunu yapıyor. Yani insanlar ya, sıkıldı, bıktı artık. Bana gerçekten. Yayından sonra bazen sonra bakıyorum. Sonra neden tribünlere taraftar gelmiyor? Ya bak Kerem, 30 bazen, saniyemiz var. Bazen yayından sonra çıkıyorum, şöyle sosyal medyaya bir bakıyorum. Arkadaşlarım telefonlarına bakıyorum. Galatasaray'ın haklarını niye savunmuyorsun? Ya Galatasaray'ın hakkını savunmak, işte buyurun açıklamada muhatapları var. Yöneticiler, başkanlar, onlar onun için orada zaten. Galatasaray'ın haklarını savunmak için. Biz gazeteciyiz. Biz gazeteciyiz. Ben burada çalıştığım kurumun gazeteli televizyonu. Kulüpler kendi haklarını savunuyor. Aynen, onlar savunur, biz onun yani üzerine tezir. Onun yok. Üzerine de biz yorumlarımızı yaparız. Evet. Bizim böyle bir görevimiz yok. Yani kulübün maaşı. 25 yıllık gazeteciyim, sarı basın kartı, sürekli basın kartı. Evet. Cebimde çalıştığım kuruma hesap veriyorum. Ya niye ben onun hakkını savunmayacağım, bunun hakkını? Onlar savunur, biz onun üzerinden tez açıklamalarını yaparız. Buyurun, doğru neyse onu söylememiz onun lazım. Için varız. Yanlış neyse onu söylememiz onun için varız. Lazım. Bu kadar. Bizim işimiz bu. Bunlar üzerine açıklamalar üzerine konuşuruz. Kulüplerin alacağı tavırlarla alakalı konuşuruz. Ama kimseyi savunmak gibi bir derdimiz ya da önceliğimiz yoktur. Kısa bir ara vereceğiz. Az sonra devam ediyoruz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. İlk iki saatimiz içerisinde Beşiktaş-Galatasaray derbisine dair konuştuk. Açıklamalar var. Beşiktaş'tan gelen açıklamalar üzerine de konuklarımızla değerlendirmelerde bulunduk. Eğer siyah beyazlı kulüpten gelen bir paylaşım olursa sizlerle paylaşacağız. Mutlaka ekranlara getireceğiz. Aynı durum Galatasaray ya da Fenerbahçe'den de. Ki Fenerbahçe de bu açıklamanın içerisinde kendisine yer buldu. Kulüplerden bazı açıklamalar, değerlendirmeler gelirse de, söylediğim gibi ekrana getireceğiz. Bir de bunun TFF ve MHK boyutu var. Onlara da bir açıklama, onlara da bir açıklama şeyi doğuyor bence. Bir saat içerisinde bu açıklamalar olursa program içerisinde paylaşırız. Olmazsa gün içinde geldiği takdirde A-Spor ekranlarında gündemi çok yakından sıcağı sıcağına takip edebileceksiniz. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'la kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde hazırladığımız haberi şimdi ekranlara getiriyoruz. Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleye dair konuşacağız. Sarı lacivertler Galatasaray'ın Karagümrük'e takıldığı haftada İstanbulspor'dan evinde 3-3'lük beraberlikle ayrılınca İstanbulspor mücadelesinden şampiyonluk yarışında bir yara aldı. Bu yara acaba konsantrasyon kaybını beraberinde getirir mi, getirmez mi? Sivas zorlu deplasman. Bunlar üzerine de belki işin mental boyutuyla ilgili de konuşuruz. Az sonra Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde paylaşacağım. Savaş Çorlu beklentin ne Sivasspor Fenerbahçe maçından? Ya gerçekçi konuşmak lazım. Yani çok zor hakikaten ya. Buradan motive olabilmek. Haberlerimizi izlerken Sivasspor'un tam kadro olduğu, ben bu sezon Sivasspor'un tam kadro olduğu maç sayısını belki de hemen hiç, yani hiç hatırlamıyorum diyebilirim. Hiç olmayabilir bu hiç arada. Hiç olmayabilir. Direkt haberde Aykut'un seslendirmesinde yeni duydum yani böyle bir şeyi. Çünkü kulübe adam bulamıyordu. Altyapıdan genç oyuncular bazen eksik kadroya çıktı. Kulübede 4 kişi izlediğimiz 2 tane kalecinin olduğu maçlar gördük. O yüzden bu maçın Sivasspor'un tam kadro olması seyir zevkini biraz daha arttırıyor. Psikolojik motivasyon anlamında Jorge Jesus son maçta yaptığı değişiklikler, kadro tercihi, maçtan sonra oyuncuları toplaması, taraftarın kendisini yuhlaması bu sezon herhalde en ağır puan kayıpları ve en ağır yaşanan tepkileri bu son maçta almıştır İstanbulspor maçında. Bu belki bir artı motivasyon olabilir. Bundan önceki Sivasspor Fenerbahçe maçı ve Fenerbahçe Sivasspor maçlarına baktığımız zaman Sivasspor'un Fenerbahçe'den aldığı puanla kaçan şampiyonlukları biliyoruz öncesinde. Bu karşılaşmaya gerçekten motive olmak çok zor. Belki de Fenerbahçe bir derbi havasında maça çıkıp bütün oyuncular muhtemel 11'de görmek lazım. Orada da yıpranan oyuncular var. Yani Jesus'a çok büyük iş düşüyor burada. Oyunculara daha fazla iş düşüyor. Çünkü uzun bir aradan sonra Fenerbahçe Galatasaray'dan önce maç oynuyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani aşağı yukarı bir 6-7 maçtır herhalde. Belki de daha fazla Galatasaray hep önde oynuyor. Evet. Tam sayıyı bilmiyorum ama Fenerbahçe Avrupa ve Türkiye Kupası'nın serüveninde. Yani ben 6-7 rahat. Belki de ondan da fazla olabilir. Hatta Jesus da buna vurgu yapmıştı. Sezon başında Okan Hoca buna vurgu yapmıştı. Bu bile bir avantaj olabilir. Yani şimdi Fenerbahçe bu maçı kazanması halinde Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray maçından çıkacak sonucu çok daha rahat edecek. Ama puan kaybında o maçı çoğu kişi izlemez bile. Bu sefer Fenerbahçe adına bir ikincilik yarışı
tamamen başlamış olacak. O yüzden sonucunu kestirmek çok zor ama çok enteresan bir maç bizi bekliyor yani iki takım açısından da baktığımız zaman. Sivasspor'un bu sezon kendi sahasında büyük takımlara karşı oynadığı maçlara baktığımızda Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u mağlup etti. Galatasaray'da 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kaybetti. Yani hep zorluyor. Ve ne kadar eksik olursa olsun, kadrosu ne kadar kısıtlı olursa olsun zorluyor, bu işi yapıyor. İstediği kadar form durumu da kötü olsun. Bu tip maçlarda Rıza Hoca'nın öğrencileri ayrı bir motivasyonla oynuyor. Yani oynadıkları, kendi sahalarında oynadıkları 3 maçın ikisini kazanmaları Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'da 10 kişiyle 2-1 kaybetmeleri bunu gösteriyor bize. Fenerbahçe adına da kendi sahasında İstanbulspor'la beraber kalmak hiç beklenmedik bir senaryoydu ki ben uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'nin çok rahat bir maç çıkarmasını bekliyordum. Çünkü 11'e 11 iken bile kendi sahanızda o motivasyonu olması gerekiyordu ama İstanbulspor'un ilk 11'indeki 4 oyuncunun 3'ü yoktu. Yani 4 cezalı vardı, onun 3'ü doğrudan 11 oyuncusu. Onur da o 11 rotasyonunun oyuncusuydu Onur Ergün'de. Yani 4 tane kritik oyuncusu olmayan takıma karşı 3 gol yiyip 2 puan verdi Fenerbahçe. Jesus herkese bir mesaj veriyor, bir ders verme çabası içerisinde ama taraftara özellikle sürekli işte onu ıslıklamayın, buna tepki göstermeyin, bunu yapmayın. Maç sonu oyuncularının sağ içerisinde 3-3 İstanbulspor'la berabere kalmışsın. Sağ içerisinde bir mesaj veriyorsun. Bence hani bazı maçlarda belki bunu yaparsın ama o maç bu maç mıydı? Değildi. Hani burada sana tolerans gösterebilecek artık bir durumda değil taraftar. Çünkü hiçbir kritik eşiği geçememişsin. Hiçbir kritik sınavdan başarıyla çıkamamışsın. Rakiplerini hepsine kaybetmişsin. Beşiktaş'a en son sahanda 10 kişi eksik Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmuşsun. Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuşsun. İşte hiçbir rakibine karşı Trabzonspor'u mağlup edemedin. Beşiktaş'ı ilk maçta mağlup edemedin. Onun dışında Ümraniye, Giresun, İstanbulspor, küme düşme hattındaki 3 takıma puan kaybı yaşamışsın. Sürekli bir mesaj havası. Hayır, Jesus artık bir mesaj verecekse bir zahmet oyuncularına ve kendisine versin mesajı. Taraftar yeterince mesaj verildi ve sabretti bu mesajlara. Bence çok iyi niyetli de davranıldı bugüne kadar. Fenerbahçe'nin teknik direktörü, biz Fenerbahçe'nin teknik direktöründen yaklaşık 3-4 aydır duyduğumuz şeyler, sezon sonu gidecek mi kalacak mı röportajları, Brezilya ve Portekiz basınına verdiği demeçler, işte Flamengo'ya mı gidecek, Brezilya'ya mı, onun dışında gelecek sezon kalacak mı kalmayacak mı, işte bu oyuncuları ıslıklamayın, takıma tepki göstermeyin, ya tamam mı? Hadi hepsine tamam desin Fenerbahçe taraftarı da. Ya hocam sen 4 aydır ne yapıyorsun diye de bir sormasınlar mı? Bir yere kadar vardın ama 4 aydır ortada yoksun. Bir sorulması gerekiyor burada. Fenerbahçe'deki hiçbir kritik sınavın eşiğini aşılamaması bence normal değil. Burada oyuncuların demek ki konsantrasyonda bir problem var. Hep sorunlardan gelen bir takım vardı 3 maçta. Hocanın tercihleri de burada çok belirleyici. Şimdi, oyuna müdahaleleri de belirleyici. Şimdi sisteminden hiçbir şekilde taviz vermeye oluşu, 3. orta sahayı sahaya atmaması bunlar da belirleyici. Ama maç sonu 90 dakikanın son düdüğü çaldıktan sonra gündem Jesus'ta sürekli değişmeye başladı. Hiç saha içini konuşturmamaya başladı. Son dönem hep böyleydi. Hakemler, maç takvimi, İşte gidip gitmeyeceği, taraftarlara verdiği mesajlar oyuncularımızın işte Altay, İrfan Can Kahveci son maçta taraftarlara yönelik bak başka bir teknik adam olsaydı alacağı tepki çok farklı olurdu. Tabii. Yani hakikaten böyle biraz kariyerine biraz da yaşına hürmeten yani böyle sümen altı edildi. Yoksa yani Fenerbahçe taraftarına gittin, 3-3 berabere kalıyorsun İstanbulspor'la. Niye tepki gösteriyorsun diye el kol hareketi yaptı. Normal değil. Ve yanına geldi sakinleştiren oyuncu da 18 yaşındaki Arda Güler sakinleşti. Bu arada şu da bana garip geliyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Hoca takımı tamam sağ ortasında topluyor, orada konuşuyor. Ama Fenerbahçe için sezonun en önemli puan kayıplarından biri yaşanmış. Oyuncu psikolojisini hocanın bilmesi lazım. Oyuncular o anda belki de yer yarılsa içine girsek diye düşünüyorlar. Yani kaybolmak istiyorlar ortadan. Bir an önce gitmek istiyorlar. Öyle bir ortamda oyuncuların içinde ben çok bulunduğum için kulüpte çalıştığımdan bu psikolojiyi gayet iyi bildiğimi düşünüyorum. Oyuncular oradan uzaklaşmak isterken orada taraftarın önünde toplayıp onlarla konuşman oyuncuları da rahatsız edecek. Mert Hakan'ın yaptığı hareketi gördün mü? Hangisi?
maçın sonunda? Görmedim. Ne yapıyoruz der dedi yani. Diyordur. Yani normal ya, oyuncular böyle yaptı. Oyuncular böyle düşünürler. Çok anlamıyorum zeki, ne yapıyoruz çok dedi. Çok zeki bir adam. Ama maçtan sonra mağlubiyetten çok o toplantı ve ardından hareketi konuştu. Yani bu tamamen orada hedeflerin, okların kendisini almasını tabii ki değiştirmedi ama o konuşuldu. Bak hala bu oyuncuların da hocaya olan bakış açısını çok yani negatif etkileyebilecek bir şey. Ne var biliyor musun abi? Bak, bu ilk kez toplamıyor böyle kayıptan sonra. Bu ilk değil. Daha önce yine derbide de yaşadı. Birkaç seferdir bunu yapıyor. İşte puan kayıptan sonra takımı orta sahada toplayıp bir konuşma. Yanılmıyorsam Beşiktaş maçından sonra da yapmıştı. Alıcısını kaybetti artık. İnandırıcını da kaybetti. Sen o konuşmayı yaptıktan sonra takıma ne oluyor? Bir ona bakmak lazım. Düzelen bir şey var mı? Yok. Ya nasıl Fenerbahçe'de ilk devreyi özellikle Dünya Kupası'na kadar olan süreci çok olumlu bir şekilde değerlendirdik, hakkını teslim ettiysek futbolcular gibi teknik adamların da form grafiğine düşüş olabiliyor. Çok doğal. Normal. Tercihleri, karar mekanizması, bazen oyuna müdahalesi, oyun okuması, psikolojisi. Yani ne zaman ki o Dünya Kupası'nda Flamengo, Brezilya haberleri çıktı, o günden sonra yok. Bu tesadüf değil bence. Orada demin çıkan haberlerle ilgili hep dedin ya, işte Brezilya, Portekiz, milli takım, Flamengo birçok. O işin içine futbolcu da girdi artık. Ya Rossi girdi. Rossi dedi ki evet hocaya teklifler var, gidecek gibi açıklama. Arıyor. Ya olacak iş değil. Futbolcu hocanın gideceğine hatta sonra tepki çekti. Açıklama yapmak zorunda kaldı. Ya hocanın son 1,5-2 aydır elle tutulur hiçbir şey yok. Jorge Jesus'un kadro tercihleri. Şimdi bakıyorsun kalede Altay sakatlanana kadar Altay'dan ve dışında her mevkiyi değiştirdi abi. Forvet hattında bir takım sakatlıklar dışında Batshuayi ile King'in sakatlığı, sonra buna Valencia kısa bir süreyle avedildi. Kadro istikrarını bir türlü yakalayamadı. Beşiktaş'la Galatasaray'ın kadrosunu bir aşağı bir yukarı yazıyoruz. Herkes yazıyor. Sokakta futbol severe soralım. 10 tane oyuncuyu direkt sayıyor. Ama Fenerbahçeli taraftar, futbol sever Fenerbahçe'nin 11'ini sayamaz oldu. Bugün bakalım, biraz sonra muhtemel 11 gelir. Ben yine son maçtan en az 2-3 tane değişiklik bekliyorum. Ama ligin ilk yarısında mesela iyi giderken de sayamıyorduk. Hatta daha fazla sayamıyorduk. O zaman şöyle bir şey. Sayamıyorduk ama hoca bu işte diyorduk. 2-0, 3-2 yaptırıyor, değiştiriyor. 3 oyuncu birden değiştiriyor. Ya o zaman her şey iyi gidiyordu. O zaman sayamıyorduk ama olumlu bakıyordu herkes. Olumsuz bakmıyordu yani. Şimdi yani o günle bugün arasında değişiklik bu kadar değildi. Mesela savunmada üçlü oynuyordu. Bir aşağı bir yukarı aynı. Şimdi savunmaya bakıyorsun. Sol bek bir değişiyor. Bir bakıyorsun ki sağ bek değişiyor. Tamam, Ferdi orada sürekli oynayan bir isim. Ferdi sakatken var. Ama savunma ikisinde Samet Akaydın transferinden sonra hocanın savunması komple değişti. Bak, yani savunma mantalitesi bu değişti. Bu güzel. Mesela şu an sen oyuncuları, dizilimleri, performansları, değişiklikleri konuşuyorsun ama Fenerbahçe'deki son dönem, özellikle son 2-3 aylık periyot diyelim, bu periyotta oyunu ve oyuncuları konuştuğumuz, sadece o saha içerisini konuştuğumuz bölümler %20'dir. Geriye kalan %70-80'lik bölümler en aşağı Jesus'un kalacak mı kalmayacak mı, Brezilya basına verdiği röportajlar, onun dışında oyuncuların kötü performansından sonra verdiği mesajlar, sürekli saha dışındaki söylemleriyle ilgili konuşulmaya başladı. Fenerbahçe'de saha içi problemleri çok az konuşuluyor. Bir ikincisi de ya sürekli olarak aynı mesajı veriyor. Sayın Ali Koç burada olduğu sürece işte devam ederim düşünüyor. O olmazsa ben olmam düşüncesi. Pek de bir her teknik adam bir başkanlığa uyum sağlamıştı, devam edip etmek istemeyebilir ama sonuç itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktörü, öyle değil mi? Ali Koç Spor Kulübü'nün teknik direktörü değil. Bir dakika ya, o zaman araya gireceğim. Bu açıklamasını eğer senin dediğin şekilde olursa o zaman sözleşmesini niye bir senelik yaptı? Ali Koç'un kazandığı sürede 2 sene daha var o zaman. Madem ki Ali Koç burada olduğu sürece o zaman sözleşme uzak. Şöyle bir şey olur bak. O zaman şöyle bir şey. Yarın öbür gün Fenerbahçe sözleşme teklif ediyor değil mi Jesus'a? 6 aydır ediyordu. Galiba 2 yıllık kontrat teklif ediyor. Şimdi 2 yıllık imza attı diyelim. Gelecek sezonda ya Ali Koç bir şey oldu ve görevinden ayrıldı. Başkanlığı bıraktı, bir şey oldu. Yeni gelecek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı şunu dese olacak mı? Sen Ali Koç için burada kalmak istiyordun. Dolayısıyla ben de kalmak istemiyorum. Ben seni gönderiyorum. Ya Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktörünü yapıyorsun. Bir kere mesajı dahi yanlış veriyor son dönemde. Ve ben burada 6 aydır, sen diyorsun ki Savaş abi 6 aydır. Hadi ben 6 ay demeyeyim de Ocak'tan sonra diyeyim. Fenerbahçe
Jesus da sözleşme imzalamaya çalışıyor ama bir türlü orada hep sezon sonu işaret ediyor. Sezon sonu işaret edilmesinin sebebi de sezon sonu alabileceği tekliflere bakacak. Boşuna ertelemiyor. Brezilya basınına verdiği demecin içerisindeki bir cümle yeterliydi zaten kendisiyle ilgili kanaatte. Şunu söyledi. Ne dedi? Benim dedi ekonomik sebeplerle Flamengo'ya gelmediğimi düşünmeyin dedi. Bu yönde haberler var. Ekonomik sebeplerle geldiğimi düşünmeyin. 1,5 aylık kontratım var dedi. Yani burada zaten mesajı veriyor. Fenerbahçe'yi bekletmesinin de mesajı bu. Şimdi ne olacak? Jorge Sampaoli ile anlaştılar. Flamengo'nun teknik direktörü var. Şimdi mesela Jesus dönüp Fenerbahçe'ye imza yazsa gelecek sezonda Fenerbahçe Jesus'ta başladı. Bitecek mi bu şeyler? Hep bir acaba işareti acaba kalmayacak mı kafanızda? Sağlıklı bir birliktelik yok ortada. Sağlıklı bir belki Ali Koç Jesus birlikteliği olabilir ki o da nispeten son dönemde biraz sekteye uğradı. Çünkü çok iyi biliyoruz yani Sayın Ali Koç'un özellikle Beşiktaş maçından sonra soyunma odasına gittiği, orada Jesus'ta bir ufak çaplı tartışma yaşadığını biliyoruz. Birkaç kez. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bu saatten sonra Jesus'ta birlikteliği çok sağlıklı bir iklimde yürümeyecek. En iyi ihtimal Fenerbahçe'nin gemiyi, limanı iyi bir şekilde yanaşma. Şampiyonluk şansı hala yüksek var. Ve dolayısıyla sezonun bitimini beklemesi gerekiyor. Bence yönetiminin de yeni bir değerlendirme yapabilmesi için. Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında nasıl bir 11'le sahaya çıkabileceği üzerine biraz konuşalım. Elimizde muhtemel 11 var. İrfan Can Eğribayat kalede olacak. Ferdi, Samet, Serdar ve Oşterwolde'li bir savunma hattı bekliyoruz. Arda, Arao, Crespo, İrfan, Valencia, Pedro. 11'i tamamlayan isimler bunlar. Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında bu kadroyla sahada olacağını düşünüyoruz. Eksikler var. En önemli eksik de belki Atilla Szalai gibi görünüyor. Samet Serdar yine döndü, başa geldi. Geçen haftaki o değişiklikte ben karşı çıkmışım. Yani sonuçta Samet'i çıkarıp Serdar oyunu almak, o yaptığı hatadan dolayı muhtemelen oyundan düştükten sonra orta sahayı değiştirmek, bir takımın bir anda dengesiyle bu kadar oynamanın doğru olduğunu o gün de söyledik. Bugün de Osterwalde tekrardan Osterwalde'ye döndü. Alioski bana göre 3. golde gözükmez bir şekilde en büyük hatalardan bir tanesi onundu. İrfan, Arda, Pedro, Valencia. Salah'ın olmayacağını düşünse kadro herhalde böyle olur. Evet, evet. Salah yok. Bu hafta da İsmail yok mesela. Geçen hafta yine İsmail vardı. Ya değişiyor. Orası sürekli değişiyor. Arao, Crespo. Yani Zayis'in de olmadığını düşünsek orası bu şekilde. Sivasspor'un biraz daha sert olacağını düşünürsek bence doğru kadro. Ama bu dizinin kadro... Dizinin bende çok oturmadı ya. 4-4-2 olur mu ya? 4-4-2 şöyle oluyor. Bir oyuncu Arao bu sistemde. Merkeze iyice geri ya çekiliyor. İrfan'ın yine çizgiye bastığı bir oyun bende oturmuyor. Onu söylemek istiyorum aslında. Yani, direkt konuya geleyim. Evet. Arda ile İrfan'ın biraz daha merkezleşmesini istiyor. Top takımdayken kanada açılıyorlar. Mert Hakan oyundan çıkana kadar sanki geçen hafta iyiydi gibi mi geliyor? Yani yine burada bir değişiklik olur mu? Bilmiyorum. Mert Hakan nasıldı sana göre? Geçen haftaki oyunu izlerken. O değişikliğe de... Fenerbahçe'de Arao'nun olmadığı oyun daha dinamik, etkili olduğu bende i̇şte kesin. Bu ama iç sahada, dış sahada... Şimdi İrfan'la ilgili şu var. İrfan en son maç kazandırdığında hatırlayın. Kırmızı kart merkezde. İlk gol merkezden İrfan'ın driplingle taşıdığı top. Sonrası Ener Valencia pasıyla geldi. İkincisi yine aynı. Ya İrfan ne kadar merkezleşebilirse bir takım adına o kadar iyi. Ama ne kadar çizgiye bastırırsanız ya da çizgiye yakın hapsederseniz bir kıskaca alınırsa oradan çıkamayan bir oyuncu. Dolayısıyla şimdi burada sağdan sol çizgiye atmanın bende çok farkı olmaz. Ama senin dediğin gibi hani biraz daha sol koridoru İrfan'ın kullandığı değil de işte Arao'nun savunmayı üçleyip Osterwolde'nin çizgiyi kullandığı. Aynı şekilde sağda oyun da zaten yapıyor hocam. Ferdi'nin kullandığı tamam ama İrfan hatta planlar dahilinde. İrfan'ın eleştirdiğimiz en ya İrfan'ı eleştiriyoruz ama onu o sisteme iten teknik adam var sonuçta. Çizgiye yakın oynatan Jesus'tu ama ne zaman merkeze devrildi o zaman etkili oldu. Attığı goller ya da yaptığı asistlerde de yine keza öyle. Başakşehir Gençler Birliği geçmişini hep konuşuyoruz zaten. Fenerbahçe transferini yaptığı mevki belli. Oynadığı performans ürettiği yer belli. Milli takıma kendisini taşıdığı mevki belli. Ama Fenerbahçe'de bir türlü o mevkiye sahip olamadı.
Bence artık İrfan Can'dan bir şeyler bekleniyorsa bir zahmet yani gösteriyor size orada oynadığını. Artık kendi orijinal mevkisine dönüşünü sağlamanız gerekiyor. İç sağ ve dış sağ inadı mı diyelim? İç sağ ve dış sağ sistemi diye bilmiyorum ama ben iç sağ ve dış sağda bazı inatları var hocam. Yani George Jesus'un baktığın zaman iç sağ ve dış sağda bir bakmışsın ki en istikrarlı içeri geldiği zaman çıkarıyor ya da dışarıda farklı baskı olduğu için o ya da iç sağ ve dış sağ baskısı mı diyelim buna? Sürekli bu olmaz ya. Baktığın zaman geçen hafta mesela Emre Mor, içeride Emre Mor'u oynatıyorsun. Şimdi dışarıda tekrar yok. İrfan burada var. Samet. Bu arada merkezi ikili tutması Sivasspor'a karşı bence hiç istenmeyecek bir senaryo olabilir. Çünkü merkezi kalabalık bir Sivasspor. Üçüncül oynuyor oraya. Ve Size gibi formda bir oyuncusu var. İleride Yatabari'nin arkasında. Birebir de bırakmak istemezsiniz asla Arao ile Size'ı. Kanatlarda da İrfan Arda olduğu takdirde Erdoğan ve Gradel var karşılarında. Karşılamada da problem yaşayabilir Fenerbahçe. Bir de Yatabari de son dönemde acayip formda. Yani 37 yaşında falan ama kendini buldu. Sivasspor da tam 2 maç üst üste galibi alınca biraz böyle çemberin dışına attı kendisini ama bu maçta altın vuruş dedikleri maçlar bu maçlar. İşte tamamen işi bitirecek. Kümede hani artık kafasının rahat olmasını şu an 37 çünkü. Giresun, Ümraniye, İstanbul'un 29 maçları var. Hani arada da 7-8'er puan fark var. Dolayısıyla bu maçı hani Rıza Hoca kazanıp bitirmek isteyecektir işi. Fenerbahçe'nin ikili oyununa, ikili merkez tutmak isterse çok zorlanacağı bir rakip. Futbolcuların da, oyuncuların da, taraftarın da kafasında bir salı günkü Ziraat Türkiye Kupası maçı da olacak. Bunu da unutmamak lazım. Yani burada geçen sene yaptı Sivasspor. Bu sene de yapmak isteyecektir onu. Yani uzun bir Ziraat Türkiye Kupası finalinde hak ederek bence kazandı o kupayı. Güzel de mücadele. Çarşamba bu arada maçı. Onu da söyleyeyim evet. 5 gün mü oluyor? Yani cumartesi, pazar 4 gün diyelim ona maçın şeyini düşünsek. Maçtan sonra 3 gün var kalmayı, iki takımı. Kalmayı düşünüyordu galiba. Tekrardan İstanbul'a dönecek diye diyordum Fenerbahçe. Evet. Dolayısıyla bu bazı oyuncuların da teknik heyetinde futbolcuların da iki taraf adına da olacak. Fenerbahçe'nin mesela şu anda kupayı düşüneceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe hala bu maçı kazanıp ben o şampiyonluk yarışından kopmamam lazım. George Jesus'un da başkan için de bu yarışı ne kadar sürdürebilir ona bakacaklar. Ama Sivasspor'un bu kupayı çok daha fazla düşüneceğini düşünüyorum. Puanı evet doğru. Buradan mesela alınabilecek bir 3 puan artık seni Sivasspor 3 puan alsa 40 puan oluşuyor. Tamam ondan sonra çok büyük bir rahatlama oluşur. Kalan maçlarında bir tanesini daha kazandığı zaman evinde iş biter orada. Dolayısıyla bir sonraki lig maçında hoca rotasyon dahi yapmaya başlayabilir. Ya da bu maçın 11'i acaba bazı oyuncuların Rıza Hoca bunu geçmişte yaptı. Mesela geçmişte tabii kupada bu kadar yarı final yoluna gelmemişti. 6 tane 11'de 10 değişiklik yaptığı bir kupa final maçı, kupa maçı hatırlıyorum ama daha ligin başlarındaydı. Burada da mesela ben biraz önce saydığımız Yatabara, Gradel. Ama o ligin başlarındaki kupa maçlarına benzemez. Burada da rotasyon yapacaktır ya. Tam ben ideal 11 çünkü orada 4 gün sonra yeniden bir kupa maçı var. Sen ligde rotasyon yapar, evet, kupada 11 ile çıkar. Ligde yapacaktır. Çünkü kupayı gerçekten burayı geçmesi halinde. Bir de çift ayaklı maç. Evinde o ikinci maç için bir avantajlı skor elde etmek isteyecektir. Ben 11'de bir 3-4 tane oyuncu değiştireceğini dinlendim. Sence? Fenerbahçe'nin yalnız şimdi kalan maçlar geliyor ya ekrana. Fenerbahçe'nin fikstürünün rakiplerine göre dezavantajı şu. Sivasspor henüz rahatlamadığı aşamada deplasmana gidiyor. Fenerbahçe Sivas deplasmana gidiyor. Küme düşme mücadelesi. Sıralamada belki 2 maç kazandı çıktı ama henüz tam anlamıyla rahatladı diyemeyiz. Peşine Giresun'a gidiyor. Yine aynı şekilde. Kümede kalma mücadelesi. Galatasaray mesela o maçlarını sonda oynuyor. Mesela Ankara Gücü artık o haftaya geldi. Zaten garantilemiş olur diye gözüyle bakılıyor herkes tarafından. Dezavantajı o. Bir de ikisi de üst üste deplasman. Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü de yok artık. Zaten yapabileceği hataların hepsini yaptı. En son İstanbulspor maçıyla birlikte. İki maç üst üste hatta peşine Trabzonspor'la içeride oynayacak. Üç tane çok zor sınavı var. Şöyle tabloya baktığım zaman Galatasaray'a göre de Beşiktaş'a göre de daha zor bir fikstür. Katılıyor musun? Yani Fenerbahçe'nin fikstürünü daha zor görüyor musun? Ya buradan sonra fikstür avantajı diye bir şey yok. Eğer bu akşam, yarın akşamki maçtan alacağı sonuçtan sonra Giresunspor'un bu haftaki maçı da tabii ki önemli. İstanbulspor'la. O maç işte İstanbulspor adına belki bir puanın bile yetebileceği bir maç. İstanbulspor geçen hafta aldığı bir puanla bana göre ligde kalma olasılığı çok yüksek. Çünkü iki tane altı puanı var yani 3-3. Oraya altı puan koyduğun zaman İstanbulspor
artık kaldım hesapları yapıyordur. Üç takımın da bence fikstürü kolay değil. Yani Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında alacağı Galatasaray'ın puan ya da puanlar çok önemli. Ama oradan baktığı zaman da kolay gözükmüyor. Yine İstanbulspor'un bundan sonraki maçları, Sivas Spor, Ankara Gücü. Ay, şunu söyleyeyim bak. Sivas Ankara Gücü haftalarında zaten Sivas da Ankara Gücü'ne garantilemiş olur. Yani belli olmayabilir de. Abi sondan bir önceki hafta işte. Sivas Ankara Gücü. Diğer tarafta Antalya Spor da orada belli olmuş olabilir. Trabzonspor maçı var. İçeride de olacak olsa. Ya Fenerbahçe öyle değişken bir futbol oynuyor ki. Şimdi haftalardır baktığın zaman şu takım yenebilir dediğin. Mesela İstanbul Spor'u ben çok rahat yenebileceğini düşünüyorum. Herkes, bu haftalarda herkes için geçerli. Kümü düşen takım dahi sürpriz yapabilir. Fenerbahçe'nin 4 tane eksik futbolcusu vardı. Fatih Hoca da açıklamalar yaparken işte sanki böyle onları bilerek oynatmayacakmış gibi. Bir sürü itham yapıldı. Birçok itham yapıldı. Ben haftalardır söylüyorum. Fatih Hoca'nın oynattığı futbolu kutluyorum. İstanbul Spor camiasını kutluyorum. Yani ben Fenerbahçe Spor'un o maçta, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğine asla ihtimal vermiyordum. Düşünmüyordum yani. Düşünüyor muydun sen? Aklına geçer miydin İstanbul Spor'a karşısında? Ben çok yani şöyle 3 maç üst üste geriden gelip kazandıktan sonra şunu söyledim. Fenerbahçe bir rahat maç çıkaracaksa, taraftarına rahat maç izletecekse o maç bu maç olur dedim. Ben sorun yaşayacağını düşünmüyorum dedim ya. Ama başlangıçta bize onu hissettirdi. Devamı öyle olmadı. Bana mesela arkadaşlarım vardı soruyorlardı maç ne olur diye. Ben Fenerbahçe en az 3 gol atar diyordum ama 3 tane yiyeceğini tahmin etmedim. Şimdi sonra Galatasaraylı arkadaşlar falan sen totem yapıyorsun hep böyle devam et ya falan dediler burada bir de yani takılıyorlardı ya bilerek. Ya ben normal şartlarda o maçı çok rahat kazanabileceğini düşünüyordum. Ama liglerin ya sadece bizim ligimiz özellikle ötürü değil liglerin sonu geldiğinde böyle sürpriz sonuçlar çok çıkıyor ortaya. Ya. Bu hafta işte Arsenal Southampton maçı. Lider ve 19. oynuyor. Evet, 3-3 bitti. Acayip bir maç. 5 dakika daha olsa Arsenal kazanırdı. Orada Real Madrid'in kaybettiği. 4-7. Ama Barcelona aynı şekilde. Ya sen de ikiniz de çok fazla izliyor. Özellikle Kerem. O maçları izledikten sonra Fener İstanbul maçı ya da Galatasaray herhangi bir nasıl hissediyorsun? Abi yani çok iki maç da çok kötü değildi bence futbol anlamında. Tam futbol seviyesi o ligler kadar tabii ki üst düzey değil. Ama bizim de ama heyecanlıydı bence maçlar. Heyecanlıydı tabii ki yani. Bizim ligimiz de yani biz biraz şöyle o kadar da kötü değil. Kerem, tamam. Çok iyi değil. Kabul ediyorum. Çok iyi değil. Ben de Premier Lig maçı izledikten sonra Türkiye Ligi'ne döndüğümde zorluk yaşayabiliyorum. Ya şöyle söyleyeyim ben. O zaman soruyu çok kötü bir lig değil. O zaman soruyu farklı özellikle sorayım. Derbilerde yaşıyorum ben. Mesela Samet Akkaydın'ın yaptığı derbilerde mesela oyun hakikaten kötü oluyor. Samet Akkaydın'ın yaptığı hata ya da Mustera gibi iki tane ayrı hata yapan maçlar oluyor. Bazen kaleci hata alıyor, savunma hatası oluyor ama çok oluyor. Bu kadar böyle bariz bir şekilde olmuyor ya. Ya da o maçın içinde en son Manchester United üst üste her maç bir tane De Gea, Maguire hatası var evet, mesela. Her maç var. Her maç hata. Alisson bu sezon kaç tane yaptı mesela? Evet. Dünyanın en iyi kalecilerinden. Çok hatalar oluyor. Her yer. Şöyle yalnız ya orada şunu hissediyorum. Her dakika oyunun içerisinde iki takımda yani güçlü olan da zayıf olan da. Pozisyon anlamında hep böyle daha fazla. Tempo var, dinamizm var. Bizde çok duran oluyor. Biz bir de çok özür diliyorum. Maçlara baktığımız perspektif hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde olduğu için o perspektiften değerlendiğimizde bazen keyif almayabiliyoruz. Ama ben mesela Karagümrük'ün oynadığı oyundan acayip keyif aldım. Çok iyiydi. Bu arada bence İstanbulspor da iyi oyun oynadı. Aynı yani şekilde. Oyun olarak da tam Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Ben yayındaydım. Bu maç bittiye neredeyse getirdik. Öyle olmadığını, oyunun 90 dakika sürdüğünü bir kez daha hatırladık. Ama oyun olarak da Fenerbahçe kazanmayı çok net hak etti diyebileceğim bir oyunda yoktu bence. Ama İstanbulspor hep bunu yapıyordu. İstanbulspor zaten ikinci yarı düzgün özellikle bir oyun oynayan, planı olan iyi bir takım. Pas oyunu iyi oynayabilen, şut özelliği olan Eze'nin performansına baktığın zaman haftalarda İstanbulspor hep buydu. Fenerbahçe de üzerine koyamadı bir türlü. Tabii ki yani yoksa Karagümrük. Ben mesela oyunu izlerken Pirlo'nun Jarnay'ı o kadar oyunda tutmasına sürekli o oyunu keyif veren. Jarnay belki ikinci yarıda çok etkili değildi ama oyun anlamında baktı. Özellikle iki maçta bir ilk yarı izledik. İkinci yarı biraz daha durağandı. Sonuçta 6 tane gol varsa bir maçta o maça kötü diyemezdi tabii. 2 tane maçında izlediğin zaman 6 gol. Ama bazı maçlar var ki yani kanalda zap yapıp öbür tarafa geçtiğin zaman bir tarafı bırakıp oraya geçesin gelmiyor. Yani. Öyle bir top durmuyor çünkü yani. Bizde tempo eksik zaten. O yüzden tempo. Senin dediğinde şöyle kadar. Bizde tempo çok eksik kaldığı için keyif alamıyoruz futbolu. Ya da oyun çok duruyor. Topun önünde kalma süresi. Yani süre bir taç atılacak, bir dakikada taç atılıyor. Kale en önemli problemlerimizden biri bu. Şimdi ben ekranın başında oturuyorum. Yani topun sürekli oyunda olduğu bir
spor müsabakası izlemem gerekiyor ama bir bakıyorsunuz Avrupa'nın işte en az topun oyunda kaldığı liglerinden bir tanesini yaşıyor. İşte maç başına 43 dakika falan oluyor mesela. Kaç dakika oynanıyor futbol? Aşağı yukarı 100-105 dakikalara çıktı uzatmalarla birlikte. Ama 45 dakikasını ben oyunda aktif olarak izleyebiliyorum. Ya biraz da şu var tabii. Şimdi bir tarafta bakıyorsun De Bruyne'i izliyorsun. İnanılmaz derecede orada bir hareket var. Gol atmıyor, attırıyor. Senin bu tarafa baktığın zaman da... Abi hiç fark etmiyor. De Bruyne yani dünyanın en iyi orta sahası. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mesela, göstersin orada. Orada değiştiremiyorsun işte. Burada yani. Yok öyle bir oyuncu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mesela aday olan bir oyuncu var Bundesliga tabii. Bundesliga 2 izlemekten inanılmaz keyif alıyorum. E şimdi yıldız var mı Bundesliga 2'de? Ama yok. Ama şimdi burada yok. Şöyle katılırım. Ama inanılmaz keyifli. Mesela bazen atmosfer harika, neden bile statlar şimdi oraya geleceğim. Bak tribünler hangi takımın stadına giderseniz gidin. Dinamo Dresden'e gidin, Hansa Rostock'a gidin. Kime giderseniz Kayserispor'a. Hansa Rostock tribününe gitmem ben. Ya hayır yani şu hepsi dolu. Yani tıklım tıklım. Ya o atmosfer zaten sizi göz zevki olarak izlemeye itiyor. Bizde şimdi bakıyorsunuz dört büyükler dışında yanılmıyorsam Konyaspor ve Adana Demirspor'un seyirci ortalaması 10.000'in üzerine. Geri kalanlar 10.000'in altında. Türk futbolunda her şeyi konuşuyoruz değil mi? Marka değerini konuşuyoruz. MHK'yi konuşuyoruz. Hakemleri konuşuyoruz. Herkesin dilinde bir marka değeri. Seyirci ortalamalarına bir bakıyor muyuz ya? Biz taraftarı piknik alanından stadı çekemiyoruz daha. En son Ümraniyespor Beşiktaş maçı. Ben gittim. Piknik alanının yanından geçtim. 2 kilometre ötesinde bir insanlar piknik yapıyor. Stada baktım. Stad boş. Kale arkası boştu mesela. Evet. Ya daha fazla insan 2 kilometre ötede ailesiyle birlikte piknik yapıyordu stattakinden. Çekemiyoruz oraya. Biz hala ondan sonra MHK, hakemler, spor Ali Şansan. Spor kültürümüz yok. Niye çekemiyoruz? Var ama çok özür dilerim. Var zannediyoruz. Problemin temeli de burada. Var zannediyoruz. Yok. Ya 3-4 Sivas işte Rıza Hoca isyan etti. 3-4 bin kişi maç oynuyor. Bu sezon Avrupa'da yaptığı işler çok kıymetli ya. Kaç sezon? 5 sezon. Kaç sezondur ya? 5 sezon üst üste Sivasspor Avrupa'ya gitti. 3-4 bin kişiye maç oynuyor. E niye? İşte küme düşme hattı. Ya bu takım şampiyonluğa da oynamış bir takım. Şimdi küme düşme hattı. Çok uzakleşmiş. Asıl desteği şimdi vermek gerekmiyor muydu Sivasspor'a? Tarafta yani sadece iyiyken değil, kötüyken de bunu yapmak gerekiyor evet. Ama bu Sivasspor üzerinde de söylemiyorum burada. Yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam 6 kulüp sadece 10.000'in üzerinde. Evet. Burada bir taraftar kültürümüzü kulüpler özelinde. Yani nasıl çekebiliriz? Bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Bizim alt liglerimizde de çok keyifli maçlar oluyor. Yani baktığın zaman sen dedin ya Bundesliga 2 diye. Burada da mesela hafta sonları birinci lig takımların maçlarını izlerken ya da bizim Ziraat Türkiye Kupası maçları Kerem senin de ilk başlarda anlattığın maçlarda muazzam tempo oluyor. Muazzam enteresan estanteneler ortaya çıkıyor. Yani bazen diyorsun ki ya alt ligde şu topu bola bakıyorsun Süper Lig'i izliyorum. Burada daha hareket var diyorsun yani. Marka değerinde mesela şu an market değerinde daha doğrusu. Yanlış hatırlamıyorsam 10. sıraya geriledik. 17-11 olduk. Olabilir. Yani eskiden böyle 6-7'lerde gezdiğimiz sezonlar vardı hatırlarsın elbet. 5'i zorladığımız ama yani hep 6-7'de kaldığımız böyle. Şimdi 10-11'e kadar geriledik. Championship 7. sırada falan. İngiltere'nin 2. ligi işte. Mesela sezon başında Sayın Mehmet Büyükekşi'nin bizim İşte müdürlerle, spor yazarlarla yaptığı toplantıda çok konuştuk burada. Maçlar öncesi konserler olacaktı. Taraftarı çekmek için etkinlikler olacaktı. Bir kere yıllar, oldu galiba. Yıllar önce işte hep bir kere oluyor. Rezervlik oluyor. Bir kere birkaç hatta 3-4 hafta sonra kaldırılıyor. İstikrar yok. İstikrar yok. Yakalayamıyoruz bir türlü. Yıllar önce mesela bu tip konserler, aktiviteler oluyordu. Ne oluyordu mesela? PAF maçı oluyordu. İşi olmayan gelip PAF maçı izlerken stat yarı yarıya doluyordu. PAF o zamanki adı PAF. Bugün U21. Ben çok kez PAF takımının maçını izledim mesela statlarda maç öncesinde. Bir de maçların maliyetleri de yüksek. Yani evet kulüpler belki kendisi açısından işte bilet fiyatlarını kendi aralarında değerlendirip orada uyguluyorlar. Biliyorum bunu. Özellikle üç büyükler. Ama biraz burada taraftar düşünmek gerekiyor. Kombine sisteminde belki bir kota olması gerekiyor. Yani başka dünyalarda başka şeyler yaşanıyor. Hepsini... En son Fortuna Düsseldorf işte. Gelecek sezon... Maçları ücretsiz yapacağını açıkladı. Düşünsene Türkiye'de böyle bir şey oluyor. Değil mi? Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin kombine satışlarındaki artışı çok merakla bekliyorum. Galatasaray'ın yapmış olduğu artışı eleştirdim. Eleştiren çok fazla. İlk duyduğum anda burada 8.200 lira, 8.200 TL olan bilet 40.000 lira kombine. Korkunç bir düzeltme mi diyelim, oran mı diyelim, zam mı diyelim. İşte bizim burada çalışan arkadaşlarda da alamayanlar var. Yenilemeyen çok fazla var. İlgi de var Galatasaray kulübünün açıkladığı. Fenerbahçe Beşiktaş'ın hakikaten merakla bekliyorum. Bu oranlarda olacak mı?
Bu daha yenileme. Bir de normal genel satışa çıktığı zaman biraz daha artacaktır. Çünkü yenilemede indirim var çünkü. Dediğin gibi böyle olduğu sürece gerçek taraftarı kaybedip o zaman futbol seyircisine dönersin. O sana her maçı kazandıran ya da önemli maçlarda kazandıran taraftardan uzaklaşmış olursun. Taraftarı stada gelecek. Futbol taraftarla güzel. Tiyatro seyirciyle güzel. Konser seyirciyle güzel. Konsere gidiyorsun. 100 kişiye şarkı söylüyorsun. Öbür türlü gidiyorsun. 5000 kişiye söylüyorsun. Tiyatroya çıkıyorsun. Tribün tıklım tıklım. Ben bile mesela bir izleyici olarak bir tiyatroya gidiyorum. Tiyatroda koltukları boş girdiğim zaman izleyen olarak bile alkışın sayısının az olduğu zaman ben bile rahatsızlık olurum. Orada oynayan başrol oyuncusunu diğer oyuncuları düşünsenize. Tabii ki. Futbol sahada seyirciyle güzel. Tiyatro seyirciyle güzel. Konser seyirciyle güzel. Aklıma gelen başka şimdi etkinlik olarak birçok şey var böyle. Tabii bunlar aklıma geldi. Son bölüme doğru gidiyoruz. Beşiktaş Galatasaray derbisine dair konuklarımın tahminlerini sormadım. Az sonra soracağım. Hangi takımı daha baskın gördüklerine dair ama Trabzonspor'un da Konyaspor deplasmanında oynayacağı bir mücadele var. Bordo Maviller kazanmak istiyor. Konyaspor toparlanmış gibi görünüyor. İlginç bir maç bizleri bekliyor olabilir. Bu karşılaşmaya dair hazırladığımız haberi şimdi ekrana getirelim. Üstüne değerlendirmede bulunuruz. Trabzonspor kazanmakta zorluk çekiyor. Özellikle deplasmanlarda Bordo Mavilli takım son dönemde oynadığı maçlarda neredeyse varlık dahi gösteremedi. Konya'da sağlam bir deplasman, biraz kıpırdandı Konya temsilcisi. Trabzonspor'a da mutlaka problem çıkarmak isteyecekler. O gün hangi tarafı daha baskın görüyorsun? Ya burada Trabzonspor'un yaşadığı problemler bir değil, iki değil. Hangi birini sayacaksın? Şöyle takım içerisine dönüyorum. Savunma Abdullah Avcı öncesi döneme geri dönüş yaptı. Bu sezon hiçbir şekilde savunamıyor Trabzonspor. Yani sadece savunma dediğimiz zaman da stoperler ya da beklerden yola çıkılmasın. Burada tamamen hücum hattından geriye dönük bakılması gerekiyor. Trabzonspor'da oyunun iyileştiği ve şampiyonluk yürüyüşünün başladığı dönemlerde Abdullah Hoca şunu yapmıştı. Önce bir skoru almak istedi. Oyunu sonra peşine getiririz düşüncesi vardı ki her maç aşağı yukarı 1-0, 2-1, 0-0 bu tarz sonuçlarla bitiyordu. Burada ağırlıklı olarak savunma güvenliği ön plandaydı. İşte yanlış hatırlamıyorsam Flavio ile mesela oynuyordu. Flavio Baker ikilisiydi ilk dönemi. Berat da olabilir. Sonradan gelmişti. Ama bir değişikliğe başlarken Trabzonspor orta saha hattıyla başlamıştı. Hatırlarsın. Berat Özdemir, Bakasetas, Siopis. Bak 3 oyuncu Trabzonspor'daki oyunun gelişimine başlatmıştı. Ama sonrasında bu bu sezon itibariyle yapılan transferler, Dorukhan'ın sakatlığı, Marek Amşik'in sürekli sakatlanması vesaire derken Trabzonspor çok ciddi bir merkez zafiyeti gösterdi ve takımın tamamı bundan etkilendi. İstediğiniz kadar kanat oyununda işte Trezeguet'li pozisyonlar bulun, işte gol atın, attın ama savunamadıktan sonra iki attığınız yerde 3 yiyorsunuz, 1 atıyorsunuz, 2 yiyorsunuz, hatta 3 atıyorsunuz, 4 yiyorsunuz. Trabzonspor'da bu sezon dolayısıyla Uğurcan Çakır'ın da performansı düştü. Çünkü evet. Her maç kalesine gelen pozisyon sayısı belki de Muslera'nın ya da Mert Günok mesela 3-4 maçta kalesine gelen toplam pozisyon sayısıdır bir maçta gelen. Evet. Burada stoper tandeminin oturmaması, beklerden verim alınamaması. Ya Trabzonspor'da bir oyun yok ortada ama yeni bir teknik direktör, yeni bir oyun anlayışı. Ama Bielisa'nın da oyun anlayışında şu var, yediğimden fazlasını atmak. Yani 1-0 oyun yerine 7-5'lik oyun beni daha çok memnun eder diyen bir teknik adam var. Ama şu anki Trabzonspor buna müsait değil. Çünkü Trabzonspor şu an 2 yese, 2 atsa 4 yiyecek havada. Dolayısıyla biraz savunmasını güçlendirmesi gerekiyor. Uğurcan'ın da bundan zaten daha önce yaptığı açıklamada biraz muzdarip olduğunu hissetmiştik. Yani hani sezon bitecek, önümdeki ikilinin kim olduğu hala belli değil. Evet. Minvalinde. Yani bir çıkış arıyor ama şu evrede Trabzonspor'u ben hiçbir maçta, yani kimle oynarsa oynasın, favori konumuna alamıyorum. Çünkü o oyunu hissettirmiyor. Konyaspor'da teknik İlhan Hoca'dan sonra yine işler kötü gitmişti ama son maçlarda toparladılar. Nispeten Trabzonspor'a göre biraz daha oyun istikrarı var. Burada önemli olan Bielisa'nın gelecek sezona vereceği mesajlar, oyuncu tercihleri, genç oyunculardan kimlere şans verebileceği. Burada kadro mühendisliğini biraz göreceğiz, hissedeceğiz bunu. Abdullah Hoca mesela şunu yapmıştı. Gelecek sezonun
planını, şablonunu bir sezon öncesinden çizdi ve Trabzonspor'da hangi mevkiye neler alınacağını 3 aşağı 5 yukarı herkes tahmin ediyordu. Oyuncu transferleri de erken geldi ve şampiyonluğun yolunu açmıştı. Bielisa'da da ben gelecek sezon oynamayacak olanlar, kadroda tutulmayacak oyuncuların 1-2 maç içerisinde çözüme kavuşacağını ve onları da bizim tercihlerle hissettiğimizi düşünüyorum. En çok merak ettiğim, Abdullah Hoca'da göremediğim, Bielisa'da görmek istediğim, Abdullah Hoca şampiyonluğu garantiledikten sonra dahi genç oyunculara şans vermemişti. Artık şampiyonluğu garantilemiş. Kalan maçlar formaliteydi. Hiçbir oyuncu izleyememiştik. Enis Destan vesaire. Evet. Keşke izleseydik 1-2 maçta. Bielisa'da ise ben sezon biterken hangi genç oyuncuların ilk kez izleyeceklerimizin şans bulacağını merak ediyorum. Çünkü Trabzonspor taraftarı da bunları merak ediyor. Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir tam bu tarz bir cenderede ortaya çıkan oyunculardı. Aynı cenderede yeni oyuncular, Trabzonspor'u başarıya taşıyabilecek oyuncuları görebiliriz. Son bölüm içerisindeyiz. Beşiktaş-Galatasaray maçına dair konuklarımın önde gördükleri takımın kim olduğunu sormamıştım. Üstüne de konuşacağımızı söylediğim için döneceğim o noktaya. Savaş Çorlu, hangi takımı daha baskın görüyorsun? Baskın olarak Beşiktaş tabii ki yani. Ama ben bu maçın tekrar ifade edeyim. O yarın akşam oynanacak maçtan sonra çıkacak sonuç her şeyi değiştirebilir. Bu maçın beraberliği ya da Fenerbahçe'nin kazanması, Sivasspor kazanırsa Galatasaray çok rahatlar. Fenerbahçe kazanırsa muhtemelen o biraz baskı oluşturacaktır. Beşiktaş'ı daha rahatlatır mı sonuç? Çünkü Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi Beşiktaş'ın da baskıyı biraz daha arttıracak üzerinde. O yüzden o maç üzerinde her türlü Beşiktaş daha baskın var. Seyirci avantajı var bir defa. 7 yıldır kaybetmemek bir baskı oluşturur mu? Bence oluşturmaz. Yani her zaman kazanamayan da baskı oluşturur. Kazanan da bir baskı oluşturacağını zannetmiyorum. Yıllarca Fenerbahçe'de böyle oldu. O yüzden ben baskılı tarafın Beşiktaş'ın olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de son 4-5 sezonda çok ciddi bence baskı vardı. Hatta birçok maçı da yerinde izledim. Fenerbahçe'nin içeride oynadığı mücadelelerin önemli bir bölümünde Galatasaray'a karşı özellikle hedef kaybetmemekti. Bu da oynanan oyunu bence negatif etkiliyor. Ama sen Fenerbahçe'de son 3 yıla baktığın zaman yani gençler bir takım liglerine düşmeden 20 sene soruyorsun. Trabzonspor 20 sene sonra, Galatasaray 20 sene sonra orada bir hani burası Kadıköy buradan çıkış yok deniliyordu ya, orada artık insanların o çıkış şeylerini, fotoğraflarını çekip kullanmaya başladılar sosyal medyada. Fenerbahçe iç sahada bırakın derbileri kaybetmeyen Fenerbahçe iç sahada kazanamaz olan bir seri yakaladı. Evet. Dediğin doğru. Ama bütün serileri kaybetti Fenerbahçe. Öncesindeki sezonlarda da kaybetmeyelim düşüncesi daha baskın gelince o baskı da artıyor oynadığın hoca oyunun. Hoca da çok önemli. Kalitesine düşüyor, kazanma ihtimali. Burada bana göre düşüyor. Hoca teknik adam da çok önemli. Yani Şenol Güneş'in burada ben bu maçta Aslantepe'deki maçta aynı şeyi düşüneceğini zannediyorum ama evinde kazanmak için olacak. Sadece 30 saniyemiz var. Burada tabii ki kendi evinde oynaması çok büyük bir avantaj. Çünkü kendi evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kurduğu üstünlük belli Beşiktaş'ın. Ve son dönem Şenol Hoca döneminde de toparlayan, büyük maçlarda da toparlayan bir Beşiktaş var. Ben oyun açısından elbette değerlendirmemizi yaptık ama burada biraz daha bu derbide birini bir adım öne taşıyacaksak onun Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Skor olarak bir şey değil, oyun olarak orada belki çok iyi oynarsın ama Galatasaray maçı kazanır. Oyun da apayrı. Bazen yani oyun olarak geride kalsan dahi o atmosferde o taraftarınla birlikte galibiyete uzanabiliyorsun. Yani kötü oynar. Fenerbahçe yıllarca evet seriden bahsettik ama o serinin içerisinde oynadığı kaç tane maçın kötü oynamasına rağmen kazandığını şuraya yazsak bitmez yani. Umut Nayir'in golüyle kazandığı maçta da Beşiktaş mesela. Galatasaray'ın çok pozisyonu vardı o maçta. Evet. Noktayı koyuyoruz. Spor gündemine teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Az Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşçakalın.